Akitim ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Başka açıdan hoş geldiniz. Ben Yusuf Ozan Demir. Bu haftanın gündemini değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı takdim edeyim. Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Gökmen Türkan hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ebu Bekir Elmoda hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür i̇yi yayınlar ederim. dilerim. Ankara stüdyomuzda sevgili izleyenler, AK Parti eski milletvekillerinden yazar Mehmet Metiner var. İyi akşamlar. Ankara'dan selamlar, iyi akşamlar, yayınlar. Iyi Konuklara da selamlar, ederim. sevgiler. Daimi yorumcumuz Yeni Aktif Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahanlıoğlu iyi akşamlar. İyi akşamlar bir diğer daim yorumcumuz Yeni Akit Gazetesi yazarı Kenan Alpay. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, muhalefetin yuvarlak masa toplantısı KDV indirimi, gıdadaki indirim, gıda fiyatları, elektrik düzenlemesi, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Rusya-Ukrayna gerilimi eğer süremiz kalırsa hepsini konuşmaya çalışacağız sevgili izleyiciler önce gıda KDV indirimiyle başlayalım. Hemen hızlıca geçtikten sonra da muhalefetin yuvarlak masa toplantısı ve BAE ziyaretiyle devam edeceğiz. BAE ziyaretine yönelik ya da BAE ile anlaşmaya yönelik kimi eleştiriler de var. Ne oldu da güne kadar 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında BAE var diyordunuz. Bugün ne değişti diye kim eleştiriler var soracağım sevgili seyirciler tabii bir de Amerika Birleşik Devletleri Rusya gerilimi Ukrayna özelinde o da Türkiye'yi oldukça yakından ilgilendiriyor bir savaş çıkması durumunda en fazla etkilenecek ülkelerden biri Türkiye olacak tabi inşallah böyle bir şey olmaz. Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Gökmen Türkkan'a sizinle başlayalım. Tekrar hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Tüm misafirlere, konuklara hoş geldiniz diyorum. Tüm halkımızı selamlıyorum. Şimdi ülkenin geldiği gün itibariyle gıdadan başlamamız gerekirse sıralamayı o şekilde yaptınız diye hatırlıyorum. Hemen şöyle bir giriş yapayım. Buyurun. Ee, konuyu toparlayalım. Tam da anlaşılsın neyi konuşacağız. Tabii. Önce KDV indirimi gelecek denildi. Cuma günü marketler... Bir fiyatı yukarı çekti dediler. Evet. Sonra KDV indirimi geldi ama marketler zaten fiyatı yukarı çekmişti. Geri indirdiler ama devlet gelirinden oldu dediler. Siz buna katılıyor musunuz? Şimdi kısmen de olsa katılıyoruz. Neden? Halktan bize gelen çok aşırı bir talep var. Çok aşırı bir tepki var. İnsanlar aldıkları, alışveriş yaptıkları faturaları bizlere atarak durumu izah etmeye çalışıyorlar. Evet gerçekten hafta sonu kısmen de olsa bazı işletmelerde zam olayı yaşandı. KDV indiriminden sonra da gelinen nokta itibariyle çok da farkın olmadığı işletmeleri biliyoruz. Ve bununla ilgili Sayın Genel Başkanım mecliste yaptığı basın açıklamasında da söyledi. Dedi ki devletin kurumları bu konuda kontrol mekanizmasını çalışmalı, çalıştırmalı ve gerekli tedbirleri almalı. Tabi burada halkımıza da görev düşüyor. Nasıl görev düşüyor? Bunu birebir yaşayan canlı olarak halkımız gördüğü bu tür konularda bunlarla ilgili tedbirlerini alarak şikayet mercilerine şikayetlerini edecekler. Biz de vatandaşız sonuçta. Biz de bu alışverişleri yapıyoruz. Baktığımızda evet devlet elinden geleni yapmaya çalışırken bir yerden hala baltalamaya çalışanlar var. Şimdi burada zincir marketler üzerinde duruluyor. Bunların bazıları boykot ediliyor haklı olarak. İnsanlar bu tekerleştirmeye çalışırken bu zincirden... Özür dilerim. O zaman şöyle de söyleyelim. Şimdi onlar bizi izlerken ya hiçbir şey bilmiyorsunuz demesin bize. Estağfurullah. Şimdi niye bunu söyledim? Adam diyor ki benzin fiyatı 15 lira olmuş. Ben gelirken köprüden geçiyorum. Asgari ücret %50 arttı. Ben 2800'e çalıştırırken şu an 4250 liraya adam çalıştırıyorum. E, kış mevsimi soğuk vurdu, don vurdu. E, sebze, gıda, tarım, girdiler yüksek. E, ben de yükseğe mal ediyorum ve dolayısıyla da kar marjım da olacak. E fiyat da bu derse ne diyeceğiz? Şimdi sadece e, baktığınızda çiftçinin yetiştirdiği ürünlerde bu dedikleriniz olsa doğru. Hı hı. Ama fabrikaların ürettiği ürünlerde de aynı şeyler yaşanıyorsa bir sıkıntı var demektir. E tamam kış döneminden geçtik belli başlı sıkıntıları yaşadık. Çiftçi üzerine ekledi. Haklı olarak sizin saydığınız gerekçelerden sebep. Ancak biz Büyük Birlik Partisi olarak söylüyoruz. Sayın Genel Başkanım her fırsatta Mustafa Destici ifade ediyor. Diyor ki Türkiye'deki bir enflasyon oranı varken enflasyon oranının üzerinde yapılan zamlara müdahale edilmeli ve enflasyon oranına çekilmelidir diyor. Yani bir %36-%37'lik enflasyon varken %70 bir yerde bir zam geliyorsa buraya müdahale edilmesi gerekir. Ve özellikle şunu söylüyoruz. Parti anlayışımız olarak Sayın Genel Başkanımdan tutun bütün yönetim kurulumuz dahil Çiftçinin ya da devlete katma değer sağlayan insanların kullandıkları yakıttan özel tüketim vergisi adı üstünde özel tüketim vergisini kaldırın. Şimdi çiftçi tarım yaparken, insanlar için emek harcarken, üretmeye çalışırken bunun nasıl bir özel tüketimi olabilir de bu vergiyi bunun içinde alıyoruz. E şimdi biz bunlara müdahale etmezsek gübrede, efendime söyleyeyim tarımda bu girdiler konusunda, tohumda işte ne olacak? Türkiye'de bu tür artışlar yaşanacak. Fabrikalar denetlenmeli. Bu tür satış yapan kurumlar denetlenmeli. Bizim kurumlarımız var. E bunların bir girdi faturası var, bir çıktı faturası var. Burada bir oran var. Bu oran gerçekten abes ölçülerde ise devlet de o zaman vergisini veya mekanizmalarını buna göre çalıştırmalı. Şimdi insanların Cebinden çıkan para önemli. Siz insanlara ne anlatırsanız anlatın. Biz vatandaşız. Ve her zaman diyoruz ki biz siyasetçi olarak bir koltukta gözümüz yok. Ama biz milletin eliyle devletin elini buluşturabiliyorsak biz görevimizi yapıyoruz demektir. Burada da görevimiz ne? Halkın sesi olmak. Buralarda niye konuşuyoruz? Siyasetçi olarak yaptığımız siyaseti anlatmak, insanların mağduriyetlerini anlatmak. E bugün diyebilir mi kimse ben gelen zamlardan memnunum, yaşanılanlardan memnunum. Burada içimizden başlamak suretiyle sonra sonra çıkalım dışarıya. Kimse diyemez. O zaman ne yapılması lazım? Müdahale edilmesi lazım. Ne yönde bir müdahale? Nasıl? İşte ne yönde müdahale? Gene söylüyorum, yani gene söylüyorum. Yani kayyum atayacaksınız marketlere. Ne yapacaksınız? Tabii ki kayyum atamayacaksınız. Bizim kontrol mekanizmalarımız var, vergi denetçilerimiz var, denetleme kurullarımız var. Bakın bir insan 3 liraya aldığı bir ürünü 30 liraya satıyorsa sıkıntı var demektir. Bu 27 lirayı nasıl kazanıyorsun? Burada devlet ne yapıyor? Karından fedakarlık yapıyor. Diyor ki KDV'mi %8'den %1'e indiriyorum. Türkiye Cumhuriyeti üretimin yanında vergilerden de kendine bütçe ayıran bir devlet. E biz buradan fedakarlık ederken geldiğimiz nokta itibariyle hepimiz iyi kötü ticaretle uğraşıyoruz ya da yaşıyoruz. Hep ne yapıyoruz? Karımızdan fedakarlık ediyoruz. Çünkü neden? Zaten maliyetler başına almış gitmiş. Yaptığımız sektörde düne kadar işçi maliyetleri 350 lirayken bugün 700-720 lira çıktıysa siz o dünlerde yaptığınız karı bugün o maliyetlerin üzerine ekleyemezsiniz. Yani sonuç olarak burada ne yapılamıyor da sorun çözülemiyor? Şimdi sonuç olarak ne yapılamıyor? Sonuç olarak doğru adımlar... Ya da ne yapılırsa çözülür. Ne yapılırsa Biraz çözülür. Biraz saydınız kalemleri hiç, ama hiç, tam net Hiç uzatmıyorum. Sayın Genel Başkanımın dediğini tekrarlıyorum. Enflasyon oranında zamlar dengelenmeli. Bu kadar açık ve net. Kaynakları nereden yaratırsanız yaratın. Hükümetin görevi kaynak yaratmak, sıkıntıları çözmektir. Bu konuda bizim de ekonomiyle ilgili çalışan heyetimiz var. Biz de önerilerimizi söylüyoruz. Biz de elimizden geleni söylüyoruz. Ama bunda artık çözüme gitmemiz lazım. Dediğimiz gibi yüzde sekizden yüzde indik. Bu yüzde yediği gerçekten halka yansıtabildik mi? İnceleyebildik mi? Ama mesela o marketçiler e, diyorlar ki siz bizi eleştiriyorsunuz ama... Tarım kredi kooperatif marketlerine bakın. Onlar da farklı mı? Ya da kimileri de böyle diyor. E madem bunlar bunlar e, böyle yapıyorlar da pahalı o zaman buralar niye pahalı diyorlar? Şimdi niye pahalı diyorlar? Bugün Türkiye'deki ithal ürünlerinden artık uzaklaşmamız lazım. Şimdi bugün o marketler, tarım kredi kooperatifleri dediğimiz yerler birebir çiftçinin ürettiklerini alıp değerlendiren kurumlar. Ancak baktığınızda o... Zincir marketler toplu olarak yurt dışından dahi getirdikleri ürünü satarak para kazanan işletmeler. E bugün Türkiye'deki maliyetlerle ucuz bir maliyeti nasıl aynı kefeye koyup da aynıymış gibi değerlendirebilirsiniz? E bugün bakıyorsunuz birçok çiftçi kooperatiflerinin çıkartmış olduğu markalar var, ürünler var. Onlara baktığınız zaman fabrikasyonla arasında biraz da olsa fark vardır. Neden? E bu üretimden kaynaklanan. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi profesyonel bir üretici değildir ki kalkıp da bir başka onun emsali dev bir firmayla biz kıyaslayarak aynı kefeye koyalım. Gene söylüyorum aslında çözümlerin içerisinde yani sorunların içerisinde çözümler mevcut. Halka iniyoruz biz halkın içerisindeyiz halkın taleplerini duyuyoruz. Bugün 3,5 lira ödeyen esnaf arkadaşım 10 bin lira elektrik faturası ödüyorum diyorsa devlet de bir yerden müdahale etmeye başladıysa artık bu sorun çözülene kadar bu müdahaleler bırakılmalı. Bırakılmamalı. Çünkü sonuç almamız lazım. Gene söylüyorum. Hepimiz bir vatandaşız, hepimiz bir insanız. Biz ne kadar da olsa siyaset de yapsak, sizin gibi meslek sahibi insanlar da olsanız bir yaşam tarzımız var. Ama gün güne gide bunlar eriyip de bir yerlere geliyorsa burada birileri dinlenmeli. Biz siyasetimizde hep şöyle yapıyoruz. Biz her ne kadar Cumhur İttifakı'nın içinde de olsak bunu her yerde memnuniyetle söylüyoruz. Biz hükümet ortağı değiliz. Bu anlamda Sayın Genel Başkanım ve bizler her zaman eleştirilerimizi bize yakışan uslupla yaparak önerilerini de peşinde sunuyoruz. Yani bir şeyi körü körüne eleştirmek değil. Bir şey yanlış olabilir. Hepimizin yanlışları var insanız. Ama bunun doğrusu nedir? Sadece eleştirmek o soruna çözüm değildir. Ya bu yanlış alalım çıkalım yürüyelim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ebu Bekir Bey devam edelim. Evet. Sizin tespitiniz nedir ilgili soruna yönelik? Tabii şimdi ben her zaman söylediğim gibi resme büyük açıdan bakmak lazım. Yani pandemide dünyanın ekonomisinin fetret dönemine girdiği bir dönem. Daha sonra göreceli olarak pandemiden bir çıkış ve dolayısıyla ekonomik çarkların birdenbire hızlanması ve eskiye dönük o durduğu fetret döneminin kayıplarını Tamam, tamamlamaya çalışması için daha fazla dönmesi. Yani ve enerjinin daha da artması. Enerji, aynen enerji ve tüm ham madde aramalların hepsine aynı anda bir talebin olması ve o dönemde fetret dönemindeyken e, dolaşımın, ticari dolaşımın sağlanıp devletlerin ayakta kalabilmesi için e, merkez bankalarınca para basılması e, ve önünü görmediği için o kaos ortamında dünyanın sonu mu geliyor özellikle e, yabancı ülkelerde Amerika'da Aşırı derecede bir para basılması ama öngörüldüğü gibi kıyametin kopmaması nedeniyle e, piyasada aşırı derecede bir likilite bolluğu oldu. Ve e, hem gelişmiş ülkelerde hem gelişmekte olan ülkelerde merkez bankalarının bilançoları şişti. Dolayısıyla tabii bu şişince otomatikman size enflasyon olarak geri döner bu. Ve bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nden mesela izliyoruz. FED raporlarında görüyoruz ne yaptı? Varlık alımlarını her geçen seferde daraltmaya başladı. Yani artık piyasaya para vermeyeceğim dedi. Dolayısıyla dolar arttı. Çünkü dolar değerlendi. Doları topluyor şu anda geriye doğru. O köpüğü alıyor. Ve şu anda Amerika bile son 20-25 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla boğuşuyor. Kendi ekonomik sistemleri içerisinde. Dolayısıyla enflasyon şu anda aslında küresel bir sorun ve herkesin derdi, herkesin problemi. E, ...2026'ya kadar FED raporlarına göre Amerika 2026'ya kadar bu enflasyonist Hissedir. sistem üzerinde devam edeceğini öngörüyor. Bu enflasyonist düzende de mutlaka tekelciler olur, stokçular olur, bundan faydalanan kişiler olur. Ama bunlar ne kadar sayısı fazla olursa olsun piyasaya yön verecek kuvvetli olamazlar. Dünyada mı böyledir bu? Türkiye için e dünyada da bunu söylüyorum. Yani bu tabii çok küresel... E, e, tekelcileri söylemiyorum. Hı hı. Yani işte burada bir kısım e, zincir marketlerin kendi aralarında tekelleşme gibi bir sürece girmeleri piyasamıza yüzde yüz yön verecek kuvvetli olmaz çünkü onun karşılığına bir muadil derhal çıkartır hamlenizi yaparsınız eğer onunla sorun çözülecek olsa. Elbette ki fırsatçılar var. Mesela bu marketlerde var. baktığınızda bazı kalemlerde fiyat birebir ayrı ve WhatsApp'tan belirlendiği söyleniyor. Şu piyasa onunla düşüyorsa çok kolay. Hemen onun refleksi olarak %7 KDV indireceğine e, tanzim satış mağazaları hızla açılır. Eğer daha uygun rakam alınıyor ve kar ediliyorsa. Çünkü sonuç itibariyle e, bir serbest piyasa var. O dengelenirdi ama sorun o değil. Sorun gerçekten bir enflasyonist düzen var. Biz evet çıkarcılar var, evet burada stokçular var onlar ayrı. Ama onların piyasaya yön verdiğini biz düşünmüyoruz. Burada ben bir gıdacı evladıyım, babam gıdacıdır. gıda sektöründe en büyük kar sıvı yağdadır. Sıvı yağda yüzde on, kar edersiniz rentable sistem. Hı hı. E, aşağı doğru böyle daha çok harcadığınız tuz gibi... E, toz şeker gibi ürünlerde de yüzde beşle satarsınız. Kar marjı düşüktür çünkü sirkülasyonu fazladır. Mesela bir tekstil sektöründe yüzde Para kendi için konuşuyorum. Ama gıdada öyle değildir. Gıdada kar marjları zaten düşüktür. Buradaki sorun enflasyon nedeniyle nihai tüketicinin maliyet hesabı yapamamasından kaynaklı. Ya mesela Antalya'da herhangi bir pazarda bugün gidin domates 7 lira, 6 lira. Aynı ürün burada 20-25 lira. Hı hı. O zaman Antalya'dan buraya gelinceye ne oluyor? Tabii gelinceye kadar işte o tüm ara maliyetler biniyor. Ama benim söylemek istediğim şu. Tabii farklı bir şey. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Gıdacı cebindeki paraya bakmaz. Raftaki malın adetine bakar. Şimdi diyelim ki 10 tane malımız var ve bunların her birini 100 TL'den aldık. 10 tane her birinin maliyeti 100 TL. 5 lira karını koyduk. Tüketimi çok olan bir mal. 5 lira karını koyduk. 105 liradan sattık. Geri döndüğümüzde bu mala şu anda aylık 15'in 20'nin üzerinde bir enflasyon sistemi var ya görüyor döndüğün zaman 105 liraya sattığım ve 100 liraya aldığım malın 120 lira olduğunu gördüğünüz zaman sizin 10 tane ürününüzün satmış olmanıza rağmen adam çalıştırmış olmanıza rağmen aynı para cebinizdeki parayla 8 tanesini koyabiliyorsunuz rafa. 2 ürün gitti ticaret yaptığınız halde. Hı hı. Dolayısıyla ne yapıyor bu sefer satıcı para kendici, Bir dahaki ay gelecek o zammı da hesaba katarak 105 lira değil de 125 lira koyuyor fiyat. Aslında 105 lira koyması gerekiyor. Ender bundan haklı mı oluyor? Şimdi çünkü balı evet. kaybetmemesi lazım. Aha, aha. 125 lira koyuyor. 5 lira kaldıysa o ticaretten dönüyor ki 120 lira olmuş en azından 10 adete 10 adet malını yerine koyabiliyor. Şimdi böyle bir gerçek de var. Yani enflasyonist sistemin gerçekleri bunlar. Evet devlet müdahale etmeli. Nereye müdahale etmeli? Gerçek anlamda stokçu yapanları, gerçek anlamda tekelcilik oluşturanlara müdahale etmeli. Halka ezdirmemeli. Ama bir yandan da şunu kabul edelim. Enflasyonist sisteme, pandemi sonrası oluşan küresel enflasyonist sisteme de artık alışmamız gerekiyor. Yavaş yavaş alışmamız gerekiyor. Teşhisi çok güzel koydunuz. Peki bunun bir doktor olarak tedavisi ne? Şimdi mesela %7 KDV indirimi aslında bir sübvansiyondur. Yani. Devletin yapmış olduğu bir sübvansiyon. Burada %7 KDV almadı. Bunun ekonomik olarak baktığımız zaman yansıyacağı bir doğrudan yüzde yedi düşermeyecek tabii ki enflasyonu. Ne olacak? Ee, normal ekonomik kriterlere göre hesap yaptırdığınız zaman 150 bas puana denk geliyor. Yani bir buçuk. Enflasyonu yüzde bir buçuk düşürüyor. Bunu da Şubat ve Mart'ta böldüğünüz zaman onu da ikiye bölün. 0.75-0.75 bir farkı olacak. Ama arkadan enflasyonist bir dalga gene geliyor. Nitekim e, Sayın Maliye Bakanı da söyledi bunu seçimlere kadar. O seçim senesi tek haneye düşecek derken de artıştan bahsediyor. Dolayısıyla e, arkadan gelen bir dalga var. Hatta Nisan'da pik yapacak dedi. Pik yapacak dedi. Dolayısıyla bu 107 e, KDV indirimi arada eriyecek bu sübvansiyon. Fark bile etmeyeceğiz o yani. O zaman devlet kain. gelirinden mi oluyor? Evet gelirinden oluyor ama bazı hamleler de yapılmak zorunda. E, halka moral vermek bir siyasi devlet bir devlet olarak yalnız yanında olduğunu, halkın arkasında olduğunu da ve gene o kurmuş olduğu timlerle beraber bu kadev indirimleriyle göstermek zorunda. Ee, burada yapılması gereken hani şunu da söyleyeyim. %7'nin de %7 KDV indiriminin de <laughs> e, şeyde baktım. Devlete bütçe bütçeye kaybı 35 milyar TL. Yani dolayısıyla bu rakamda çok yüksek bir rakam. Ee, biz burada bu süfansiyonu yaparken bu bütçe açığını da bir şekilde ileride ödeyeceğiz ama şimdi ne yapıyoruz? Şimdi gerçekten dar gelirliye daha iyi gelirli geliri iyi olanlar bu anlamda bir destek olacak ve bütçe havuzunda hepimiz bunun bu taşın altına elimizi koymuş olacağız. Şöyle yapsa daha iyi olmaz mıydı? Yani bu %7 KDV düşeceğine buradaki bu maliyette ciddi bir maliyet dediniz. Evet. E, tanzim tarzı marketler Hızdan hızlıca yapılamaz. Ne bir? baş edemeyecek çünkü diyorum ya yani küresel bir sıkıntı var. Hmm. Yani sizin biraz önce söylediğiniz Antalya'daki işte de portakal yani bir, yıl bir yıl olup, var. Buraya 25 lira gelmesi bu enflasyonun sistemin haricinde başka bir sıkıntı. O tedarik zincirindeki üretici ile tüketici arasındaki zincirin korunamaması komisyoncuların yani, arada para kazanması. Şöyle de diyorlar. O farklı bir olay. 100 domates varsa ben bunun 20'sini yolda kaybediyorum. O zararı da buna ekliyorum. Şimdi mevzu artık önceden o tarladakini biz tölere edebiliyorduk. Artık her üründe var. Tarladan çıkmayan üründe de aynı enflasyonist sistem var. Hı hı. burada yapılması gereken devlet dinamiklerini ona göre almalı. E, sabit ücretli olan işte asgari ücrettir. Vermesi zaten asgari ücret onun için görülmedik tarihi bir artış yapıldı. 6 ay sonraki enflasyona göre yeniden öyle bir artış yapılması gerekebilir. Sabit ücretleri ayakta tutmak, Peki. ticaret erbabını da çok fazla bu şekilde yani zanlı olarak göstermemek, <laughs> biraz o serbest piyasanın aktörlerini biraz rahat bırakmak ama tabii ki kötü niyetli olanlara da fırsat vermemesi. Teşekkür gerekiyor. ederim, çok sağ olun. Ankara stüdyomuza gidelim Sayın Metiner. Tekrar iyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar. Ee, Sayın Elmalı aslında sorunun market olmadığını ya da sadece market olmadığını ve küresel bir dalga olduğunu bütün ülkelerin bunu yaşadığını söyledi. O halde biz niye sadece marketleri tartışıyoruz? Buyurun. Ya Allah. Doğru söylüyor. Bu yani sistemik bir kriz. Küresel sistemin de yaşadığı bir kriz. Ülkemize yansımaları bir parça daha yıkıcı olabilir. Ama bu... E, bunun küresel bir sorun olduğunu, e, en gelişmiş ülkeler, refah düzeyi yüksek yüksek ülkelerde de bu sorunun devasa boyutlarda yaşandığını görmemiz lazım. E, demin bir Fransa'dan vatandaşımız bir e, şey bilgi gönderdi. Hı hı. E, verdiği bilgi şu. Yani ...Evvekir Elmalı'nın dediklerine bir katkı olsun diye... ...bir örneklik oluştursun diye... Hı hı. asgari ücret Fransa'da 1200 avro... ...bana gelen, e, evime gelen elektrik faturası diyor... ...418 avro. Benim adıma Kemal Bey e sorar mısınız acaba diyor... E, ...bu faturayı ödesem ödemesem mi? <laughs> e, mesela Orhan Gazi'de... Orhan Gazi Bursa'dan bir örnek vereyim. Salatalık fiyatından 3 TL'ye alınan salatalık bize gelinceye kadar 28,87 TL'ye çıkıyor. Yani yaklaşık 30 TL'ye. İşte nakliye, depolama, işleme, paketleme, mağazacılık, vergi vesaire vesaire. Ya burada bir sorun yok mu? Var. Ee, onun için e, sadece marketler üzerinden e, eleştiri getirmek doğru değil ama marketlerin bu süreçteki büyük günahlarını da örtmeye gerek yok yani hiç mi katkı olmayacaklar devletimiz üstüne düşen her şeyi yapıyor vergilerinden fedakarlık gösteriyor başka yerlere aktarmamız gereken hizmet e, sektörüne aktarmamız gereken vergilerden fedakarlık gösteriyor bence daha da göstermesi lazım ama yani bizim hani Türkiye'den yararlanan, Türkiye'den kazanan büyük şirketlerimizin, zincir marketlerin dışında da büyük şirketlerimizin hiç mi fedakarlık yapmak akıllarına gelmesi ya? Mesela yol ücretlerini düşüremezler mi yani? Yani karlarını düşürsünler. Ya şey itirazımız yok. Ya yani 100 lira kar ediyorsa ya bu süreçte düze çıkıncaya kadar bir 10 lira kar etsinler ya. Ne olacak yani? Niye niye bu firmalar elini taşın altına altmazlar ya? Market zincirleri. Efendim KDV indirimi gelmeden önce almıştık bu mallarımızı. E nasıl satarız? Ya biraz da karınızdan, karınızdan zarar edin ya. Her şeyi devletten bekleyen bedavacı, beleşçi bir e, anlayışı var yani. Halkımızda da bu var ne yazık ki. Hepimizde var bu yani. Peki devlet dediğimiz nedir yani devletin paraları nereden geliyor yani halk halktan bizlerden toplanan paralar yani evet sıkıntı yaşadığımızda bu paralar tekrar bize geri verilmeli mi verilmeli hükümetimizin yaptığı şey bu zaten daha da yapması gerektiğine inandığımız için her birimiz söylüyoruz zaten Gök, Gökmen kardeşim de söyledi ben de söylüyorum ama kraldan çok kralcı arkadaşlarımız da. Sadece ve yalnızca işte elektrik e, de %50 devlet sübansı ediyor. Daha ne yapsın? Ya ne demek ya? Ya bu böyle bir siyaset olur mu? Böyle bir savunu olur mu ya? Yani vatandaş elektrik faturasını ödeyemeyiz noktaya gelmişse sen sadece bu argüman üzerinden karşı tarafa cevap verme yoluna gidemezsin. Yani sen hükümetsin, sen devletsin. Bu, bu Bunlar bizim vatandaşlarımız. Evet devletimiz dünyanın en ucuz elektriğini kendi vatandaşlarına satıyor. Doğru. %50 elli ederek bunu sağlıyor. Doğru. Doğalgazda da gene öyle. Avrupa ile mukayese ettiğinizde en ucuz elektriği, en ucuz doğalgazı kendi vatandaşlarına temin eden, tedarik eden ülke Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir. Erdoğan liderliğindeki Türkiye'dir. Burada rakamlar üzerinden konuşmamıza gerek yok yani. Sabah akşam her televizyon kanallarında zaten bu rakamları bu olarak vermekten de yorulduk yani. Ama ama aynı zamanda başka bir gerçekliğimiz var. Pek çok vatandaşımız, esnafımız. Buna rağmen elektrik faturalarını ödemekte zorlanıyorlar. 10 gün önce söylediğimizde içimizdeki bazı arkadaşlarımız bile kraldan çok kralcılık yapan bazı arkadaşlarımız bile bize çemkiriyorlardı. E i̇şte dün akşam Cumhurbaşkanımız açıkladı. Ne diyecekler şimdi? Yani Cumhurbaşkanımız bir şey yaptıktan sonra mı illa biz savunacağız? Yani onu da anlamıyorum yani. Ve hatta Cumhurbaşkanımız bir şey konuşmadan önce biz konuşmayacak mıyız yani onu da anlamıyorum yani. Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır ya? Onun için biz halkımızın feryadına, halkımızın çığlığına ses vermesi gereken insanlarız ya. Hükümetimizi uyarmamız gerekiyorsa biz uyaracağız. Yapacağımız öneriler varsa biz yapacağız. Onun için ben sadece marketler, zincirler, zincir marketler üzerinden yapılan eleştirilerin evet Ebu Bekir Başkan'ın söylediklerine katılıyorum ama bunların da bir çete düzeni oluşturduğunu, bir soygun düzeni oluşturduğunu da görmezlikten gelemeyiz. Sayın Metiner, peki bu çete düzenine bu güce nasıl eriştiler? Yanlış mı yapıldı? Aslında siyasi bir soru. Al siyasi bir soru. Yani şey. bir vatandaş Fetü, olarak. FETÖ'nün kökünü kazıyalım dersiniz. Peki bu güce FETÖ nasıl ulaştı? Yani bir şekilde ulaştılar işte. Yani e, şimdi bu noktadan sonra önümüze şapkamızı koymamız lazım. Bu ekonomik modelde serbest piyasa ekonomisi, liberal ekonomi gibi lafazanlıklara gerek yok. Hı hı. Devlet ekonomiden elini çekmeli gibi kapitalist sömürü düzenini... Hı hı e, ee, arsız hale getiren bir anlayışı biz Müslümanların, e, biz inananların sahiplenmesine gerek yok. Devlet gerektiğinde müdahale eder. Vatandaşlarının lehine ekonomiye müdahale eder. Fiyatlara da müdahale eder. Gerekirse üretimini kendisi yapar. Gerekirse ürettiğini vatandaşına çok daha ucuz bir biçimde sunar. Bunu kooperatifler biçiminde mi yaparız? Başka formüllerle mi yaparız? Gerektiğinde fabrika açarsınız. Veya Sayın da fabrika Metiner. açacak olan insanların Sayın bizim Metiner. hükümetimiz döneminde yaptığımız gibi daha çok sayıda fabrikanın açılması için bütün olanakları seferber edersiniz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Yani bu zincir marketler çok masum değil. Ama sadece zincir marketler üzerinden yapılacak bir eleştiri de gerçek sorunu görmemizi de çözmemizi de engeller diye düşünüyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Bir küçük katkı yapabilir miyim? Buyurun. Şimdi e, OECD ortalaması var bu enerji enflasyonuyla ilgili. çok ilginç mesela Türk OECD ortalaması yüzde 26 enerji enflasyonunda bu ülkelerin ortalaması. Norveç'te yüzde 73 enerji enflasyonu var. Hollanda'da 54, Türkiye'de ise şu anda 49 enerji enflasyonu var. Yani işin küreselliğini göstermek için söylüyorum. Hani genelde her şeyde Norveç'e atılır ya, İsviçre'de, İsviçre'de falan da öyle yani. Hepsinin enerji enflasyonu bizden yüksek. Yani ciddi bir küresel kriz, küresel bazda bir enflasyonla karşı karşıyayız. Bir de e, Sayın Üstad'ın söylediği, tabii ki katılıyorum, dediğim gibi fırsatçısı bu dönemin fırsatçısı çok olur. Bu dönemin stokçusu çok olur. Ama şu da var yani, mahalle bakkalından alışveriş yapanlar da şikayetçi fiyatlarda. Yani mahalle bakkalı da mı düzene baş kaldırıyor? Yani bunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla yani burada bir sistemsel de bir enflasyonist sistemsel enflasyon var. Bunu da gözetmek lazım o anlamda. Teşekkür ederim. Ali İhsan Bey. Öncelikle bir sakin olalım diyeceğim ben. Yani geçtiğimiz süreçte nelerle karşılaştık? Son iki yıl içerisinde, üç yıl içerisinde biz bu ülkede patatesin 6 lira 7 lira olduğunu biliyoruz. Sonra patates 1 liraya kadar indi. Patates 7 lira olduğu zaman kardeşim bunun hakkı bu diyenler patates 1 liraya indiği zaman çiftçi zarar ediyor diye karşımıza çıktılar. ne 7 lira olduğu zaman kimse kalkıp da efendim bunun hakkı budur demeli ne de 1 liraya düştüğü <laughs> zaman da çiftçi zarar ediyor şeklinde bizim karşımıza çıkmamalı veyahut da çıkanlar varsa vatandaşımız bunlara prim vermemeli. Biz son iki yıl içerisinde salgın döneminde ilk günler neyle karşılaştık? Kardeşim maske yok. En birinci savaş noktamız bizim maske. Maske yok. Neyle dağıtıyor devlet maskeyi? Parayla mı satacak? Yok. Eczacılar kıyamet kopartıyor. Günlerce, haftalarca bunu tartıştık biz kimlik numarasıyla mı verecek? Herkese mi verecek? Şuna mı verecek? Buna mı verecek? Bunun üstesinden geldik mi? Geldik. Neydi söylediler arkasından? Belli medya organları özellikle. Şimdi şu an elektrik 1'e 3 geldi diyen kesim için söylüyorum. Yani %50 zam geldiği halde 210 kW'a kadar konutlar için %50 zam gelen bir ülkede elektriğe faturalarımız artık 300 lira yerine 600 lira, 300 lira yerine 700 lira geliyor. 900 lira geliyor diyenler için söylüyorum. Düne kadar yoğun bakım yataklarıyla ilgili Fatih Altaylı dahil olmak üzere ölüyoruz, bitiyoruz. Bütün hastaneler doldu. Koronavirüs vakaları zirve yaptı. Artık hastalananlar evlerinde ölecekler algısı üretildi. Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Yoğun bakım yataklarımız %65, %70 doludur. Ama biz bunu %70 demek %90 demektir. Ona göre planlamamızı yapıyoruz ve yürüyoruz. Fakat kimseyi de tedirginliğe sevk etmeyin dedi. Ama bir kesim gene devam ettiler. Gazete manşetlerinden bunları söylediler. Sonra ilaç yok denildi. Bin tane ilaçtan eczacılar 500 tanesini vermiyor, bulamıyorlar çünkü dediler. Ya ne demek dedik? İki ilaçtan birisi yoksa biz niye hissetmiyoruz? Biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz? E siz başka ülkede yaşıyorsunuz demek ki dediler. Yollarına devam ettiler bir algı operasyonunu devam ettirdiler. Aşı Allah aşı sinovac mıydı efendim biz Çin'in aşısını mı alacaktık Rus'un aşısını mı alacaktık Alman aşısını niye alamıyoruz Hollanda'da Türk Tabipleri Birliği gitmiş aşı ile ilgili mutabakat sağlamış ama Sağlık Bakanlığı uyumuş ve toplam toplam 1 milyon Grip aşısı alma anlaşması yapmışlar ama Sağlık Bakanlığı harekete geçmediği için o 1 milyon grip aşısını kaçırmışız. Geçen seneki 10 günlük tartışma konumuz bu. Şimdi 140 milyona çıktı aşı. Hem de grip aşısı değil bu. Koronavirüs aşısı. Grip aşısı da kaç milyondur onu da hiç rakamını bile bilmiyorum. Orman yangınları olduğu zaman Allah Türkiye yandı bitti kül oldu. Tamam daha bundan sonra yaşayabilecek miyiz bilmiyoruz biz. Ormanlarımız bitti. Hepsi bitti. Yandık kül olduk. Böyle bir algı. Yani bir olan bir olayı 30'a 40'a çıkartan bir medya ve bir muhalefet anlayışı, bir siyaset anlayışıyla karşı karşıya. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben tam soruyu da sorayım. Yanlış anlaşılmış. Yani şu an pahalılık abartılıyor mu size göre? Ben somut rakam söylüyorum. Diyorum ki elektriğe %50 210 kW'a kadar ki açıklama yapıldı bakın. Bugün Enerji Bakanı açıklama yaptı. En başta 170 herhalde sonra 210 oldu bir ay evet, sonra. 150 210'a çıkartıldı. Ama bir başka ilginçliği söyleyeceğim. %64'ü bu baremde diyor. Türkiye'deki konutların %64'ü bu baremde elektrik kullanıyor diyor Enerji Bakanı. Yani her iki kişiden birisi Hatta daha fazlası bu baremde elektrik kullanıyor. Yani 100 kişiden 64'ü evindeki elektriği %50 pahalı kullanacak. Ocaktan itibaren. Peki algıya bakın. Herkes şunu söylemiyor mu? 300 liralık faturam geliyordu 900 lira geldi. Kardeşim %300 nereden çıkarttın sen ya? O abartı tabii ama 300 geliyorsa 500 ya da 450 geliyordur artık. Ama nihayetinde bir pahalılık var. Yani dar geliri bir problem. üzerindeki %36 kesimin 210 kW'ın üzerindeki kullanımlarla ilgili dün akşamki kabine sonrasında bununla ilgili çalışmanın yapılacağı sinyali de verildi. <laughs> yani bu %36 düzeltileceği kadar, kadar. ve bu yöndeki çalışmayla ilgili sinyalde de verildi. Orada da yani hükümet de tabii yeterince açıklamasını yapamıyor. Şu ana kadar 2.1 milyon haneye, Yardım yapıldı. Yardım yapılıyor. Elektrik yardımı yapılıyor. O yardım da arttırıldı herhalde doğalgazda. Doğalgaza da 450 lirayla 1150 lira arasında doğalgaza da yeni başlatılıyor. Yalnız 2.1 mil, milyon hane demek her haneyi 4 ile çarparsanız 8 milyon nüfus demek. %10 bugüne kadar ki. Şimdi 4 milyona çıkartacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu ne demektir? 4 kişi sayın her haneyi 16 eder. 4 kere %10'una tekabül eder. %10'u hatta %20'sine tekabül eder. %20'si Türkiye'nin %20'si elektrik yardımı alacak. Elektrik yardımını da söyleyeyim. 90 lira 100 lira arasında bir katkı daha gelirli insanlar, aileler için yapılan. Yani Türkiye'nin %20'sine %30 %40 dar gelirli insanların olduğunu sayarsak yarısına böyle bir katkı veriliyor. Bunların hiçbirini konuşmuyoruz. Efendim 300 liralık faturam 900 liraya çıktı. Göster diyorsun, esnafı, gösteremiyor. Esnafı da unutmayın ama. Yani esnafa 300 lira 500 lira geliyorsa gerçekten 1250 lira gelebilir artık. Çünkü %50 %127. %125 geldiğine göre 300 liralık fatura 700 lira civarında gelmesi lazım. Ama algı şu, esnaf fazla tüketir. E tabi ama şu onunla da ilgili. Dün akşam yapılan evet. açıklamada onlar için de bir Düzenlemi baren belirlenmesi var. noktasına gidildiği açıklandı. Sonuçta benim söyleyeceğim şey şu. Evet bir enflasyon var. Übür taraftan da asgari ücreti de yüzde 50 oranında bir zam yapıldı. Bu zamları karşılamak üzere. Ama siz geliyorsunuz şimdi. Şöyle bir algı üretiliyor. Suya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yüzde yüz, yüzde yüz zam yapmak istiyor. Açıklaması şu, enerji fiyatları yükseldiği için, iki buçuk kat arttığı için bunu yapıyoruz. Herkes şak şak şak, helal başkan, Ekrem Başkan. Merkezi hükümet diyor ki doğalgazı Rusya'dan alıyoruz, Azerbaycan'dan alıyoruz. Fiyatı yüzde 150, yüzde 200 arttı. Biz de mecburen halka yansıtmak zorundayız ama Gene de 100 milyarını bütçeden ödüyoruz. Diğer kısmını halka yansıtıyoruz diyor. Vay Tayyip gitsen bütün her şeyi berbat ettin. Ya bu doğru bir tavır mıdır? Ekrem İmamoğlu ne kadar haklıysa Tayyip Erdoğan da o kadar haklı. Tayyip Erdoğan da cebinden çıkartıp vermiyor enerjiyi. Ekrem İmamoğlu da cebinden çıkartıp vermiyor. Ne kadar kendisine girdi olarak maliyeti artıyorsa onu yansıtmakta Ekrem İmamoğlu'nun da hakkıdır. Tayyip Erdoğan'ın da yönetici olarak hakkıdır. Ne yapacak? Tayyip Erdoğan dünyayı mı yönetiyor? Enerji fiyatlarını belirleyen Tayyip Erdoğan mı Top ki arayalım. ona bu yükü yüklüyoruz? Ama İstanbul'da Ekrem İmamoğlu zam yaptığı zaman, ulaşıma zam yaptığı zaman helal başkan işte seni çalıştırmıyorlar diyoruz. Kenan Bey? Öncelikle şunu söylemek icap ediyor. Yani Türkiye ya da işte bölgesi bir anda böyle bir enflasyonla, bir anda böyle bir enerji kriziyle, bir anda böyle bir efendim küresel manada efendim bir salgınla karşı karşıya kalmadı. Yani bunlar kademe kademe sıkıntılar arttı, büyüdü. Dolayısıyla bunlar ancak kademe kademe küçülebilir ya da ortadan kalkabilir. Yani başlangıç herhalde bu enflasyon Şimdi ben ya da gıda şunu fiyat, çok doğru bulmuyorum. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp bir konuşma yaptı. Biz KDV'deki oranı, temel gıda maddelerindeki oranı %8'den %1'e indirdik dediğinde ertesi gün marketlerde %7'lik bir indirime gidilmesini beklemeyi ben açısı makul bulmuyorum. Yani böyle bir şey yok. Yani bir kişi yani bir grip nezle olsa hani akşam doktor müdahale etse, hastane müdahale etse, süper bir müdahale olsa bile sabahleyin karşımıza zinde bir adam göremeyiz. Kaldı ki biz 83 milyonluk bir ülkenin ekonomisinden bahsediyoruz. Yani bu ekonominin içerisinde içeride ürettiklerimiz var. Dışarıdan ithal ettiklerimiz var. İçeride üretip dışarı sattıklarımız var. Dışarıda üretilip buraya gelenler var. Şu var bu var. Dolayısıyla Şimdi burada mesela ben bazen hayret ediyorum. E, tamam zincir marketlerle ilgili sorunlar var muhakkak ama şimdi bazı arkadaşların <laughs> e, haber yaparken, haber yazarken köşe yazısında efendim bir takım fikirlerini serdederken yani zincir marketler milli güvenlik sorunu haline gelmiştir dediğini görünce e, benim tüylerim diken diken oluyor. Yani yeni bir düşman üretme konseptine bizim ihtiyacımız yok. Böyle bir şey doğru değil. Yani milli güvenlik sorunu dediğiniz zaman ne demek yani bu? Yani sürekli hani Türkiye'de bizim eski Türkiye'de eleştirdiğimiz ne vardı? İç düşman konsepti. Yani efendim Kürtler düşman, Aleviler düşman, İslamcılar düşman, şu düşman, bu düşman sürekli hani devlete düşman güruhlar ürüyor gibi bir şey vardı. Evet marketlerle ilgili denetimler yapılacak muhakkak. Efendim maliye mi gidip bakacak, ticaret bakanlığının ilgili kurumları mı yapacak? Zabıta gidip bir fiyat endekslerine bir kıyaslama mı yapacak? Bunlara kimse itiraz etmez, edemez. Etmemeli de. Ancak yani orada şöyle bir şey görüyorum. Yani bazen panik havasıyla ben Alişan Bey'in sözünü hakikaten değerli buluyorum. Yani sakin olmak lazım derken hiçbir şey olmamış gibi hareket edelim manasında değil. Ben elektrik, doğalgaz faturamı ödüyorum. Sakin olalım. E bu şimdi saçma bir şey ödeyemen şu kadar insan varken ben bu sözü söylersem saçma bir şey. Ama şunu yaparsam bu daha da saçma olur. Yani top benim sağdan çıksın da nereye giderse gitsin. Taç mı olmuş, korner mi olmuş, avut mu olmuş, olmuş, olmuş foul mü olmuş? Yani böyle bir panik havasına ben kesinlikle karşıyım. Sakin bir biçimde. Ya bazı şeyleri itiraf etmekte, bazı şeyleri kamuoyunun önünde. Yani böyle böyle bir durum var. Bunda bizim eksiğimiz var. Bazı şeyleri öngöremedik ama diğer taraftan da bölgede ve küresel ölçekte ortaya çıkan sıkıntıların da bundaki etkisi şudur. Ama biz 3 aylık bir zaman dilim içerisinde şunu başarmayı, 6 ay sonra bunu başarmayı hedefliyoruz gibi kamuoyunu tatmin eden ama kamuoyunun önünde de açıkçası bazı işlerin hesaplanamadığını, öngörülemediğini ifade eden bir siyasal iradenin ben toplumu rahatlatma açısından daha uygun, daha geçerli, daha meşru bir yol olduğunu düşünmekteyim. Bu noktada Türkiye evet son dönemlerde gerçekten de birçok alanda ihmale gitti. <laughs> yani bunda hükümetin de eksiği var, toplumun da eksiği var. Yani sürekli hani hükümetin eksiklerine odaklanmak, toplumdaki yanlışı görmeyi bu sefer bize engelliyor. Ama toplumdaki yanlışlara odaklandığımız zaman da bu sefer siyasetin yanlışını göremiyoruz. Kantarın topuzu hiçbir yerde kaçmasın. Kantanın topuzunu her zaman için sağa tutmaya biz odaklanalım. O nedir? O şudur. Daha önceki burada programlarda da konuşmuştuk. Zaten Ebu Bekir Bey'in de ifade ettiği şey. Yani bir gıda sektörünün içerisinden gelen bir insan, ticaret sektörünün içinden gelen bir insan, bazı işlerde eksikler, yanlışlar olduğunu görebiliyor. Neden? Şimdi ben reklamlara bakarak hayatını tanzim eden insanlar olmuşuz. Şöyle genç bir adam evine geliyor diyor ki şimdi iyice diyor kendimi bir toparlamam lazım diyor. Bir kendimi bulmam lazım diyor. A o da ne? Kahvem bitmiş. E ne yapabilirim? Ara şu firmayı 10 dakika sonra kapında. Ya şimdi hayat böyle değil ki. Yani kahvem yok. Gecenin bir yarısında arıyorum. Kahve 10 dakika sonra kapımda. Pizza'm yok. 10 dakika sonra kapımda. Bilmem ne yok. 5 dakika sonra kapımda. Şimdi hani hayatı her şeyi hazırdan yemeye, içmeye, zahmetsiz kazanmaya, alabildiğine lüks tüketime endeksleyen bir hayat mantığı, tüketim kültürüne tüketim kültürü üzerine kurulmuş bir hayat anlayışı doğal olarak önünüze ne getirseniz sizi sıkıntıya boğuyor. Şimdi örnekleri domates üzerinden veriyoruz, salatalık üzerinden veriyoruz. Ben şimdi domates alınmasın, salatalık alınmasın emin ama domates ve salatalık doğal olarak bu sezonda dünyanın her yerinde pahalıdır, pahalı olacaktır. Yani domatesin yani tarlada 25 kuruşa toplandığı evendim zaman insan ne yapar? Salça yapar, domates suyu yapar, şunu yapar, bunu yapar. Biberin bol olduğu zaman, patlıcanın bol olduğu zaman ne yapar? Şunu yapar, bunu yapar. E şimdi biz bunların tamamını küçük gördük ve bunların tamamını köylü kültürün şehirlerdeki kalıntısı şeklinde karikatüze ettik. E o zaman ne oluyor? Abi salatalık istiyorum 25 lira olmuş. E tamam da kardeşim Antalya'daki adam normal tarlada yetiştirmiyor bu salatalığı artık. Antalya'daki adam bir serada olağanüstü düzeyde elektrik de harcayarak bunu üretiyor. Dolayısıyla o burada üretildiği zaman, bu mevsimde üretildiği zaman bu olacak. Şimdi o zaman bizim bunları da sağlıklı bir biçimde konuşmamız lazım. Yani ben burada domatesi, salatayı, bilmem patlıcanı kimseye fazla görüyor değilim ama ben kendi adıma söyleyeyim bu noktada ortada bu kadar sıkıntı varken domatesten başlamak doğru değil ama şunu söylersek kuru fasulye niye bu kadar pahalı dersek makul olan budur mercimek niye bu kadar pahalı dersek makul olan budur pirinç niye bu kadar pahalı dersek makul olan budur bunu tartışırsak o zaman sonuç almaya dönük bir soru sormuş oluruz ve bunun için bir iş yapmış oluruz yani söyleyeceğimiz şey nedir e, Türkiye'nin enerji üretmesi gerekiyor üretecek. Şimdi burada mesela az önce kullanıldı. Denedik mesela hani devletin fedakarlık yapması gerekiyor. Ya zaten devlet fedakarlık yapmak değil. Yani fedakarlık üzerine kurulmak zorunda. Devlet vatandaşa hizmet için var. Vatandaşın güvenliğini, gıdasını, efendim elektriğini, suyunu, barınmasını, ısınmasını, güvenliğini, her şeyini temin etmek üzere var. Dolayısıyla %8 zaten yüksek bir fiyat. Ne olması lazım? Devletin Acaba gerçekten de kendisini gözden geçirip israf edilen hakikaten bazı yatırımlar olur, tüketimler olur, harcamalar olur. Toparlayalım. Vesaire. Şimdi ne olacak mesela? Başka şeyler olacak. Hani battı falan filan meselesini doğru bulmuyorum. Bu dönem bir sıkıntılı dönem olduğu aşikar. Bunun Covid ile ilgisi olduğunu öngörmek lazım. Bölgemizdeki savaşlarla ilgili olsun olduğunu görmek lazım. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Azerbaycan'a, Libya'dan Suriye'ye, bilmem Kırım'dan bilmem Orta Asya'ya kadar sürdürmüş olduğu siyasetlerle ilgili diyeyim ki diğer ülkeler tarafından başına musallat edilen bir takım musibetlerle baş etmek zorunda Peki. olduğunu hatırlatalım. <laughs> Artı bütün bunlara rağmen mekanizmanın işlediğini işte 8 gün sonra Çanakkale Köprüsü'nün 110 kilometrelik diğer e, ki e, otoyolla beraber açılacağını bu projenin 2017'de başlayıp ilan edilen tarihte değil mi? 5 yıllık bir zaman dilimi içerisinde tamamlandığını, bu noktada sıkıntı yaşanmadığını, projenin diğer ayaklarının da tamamlanmaya ilişkin çalışmaların kesintisi sürdüğünü görmeliyiz. Peki. Şimdi bunu söylediğimiz zaman bu bir propaganda değildir. Eksiği görelim ama iyi olanı görelim. İyi olanı görelim ama eksik olduğumuz yerde de diyelim ki valla kusura bakmayın özür diliyoruz ama bunu telafi etmek için de biz seferber olduk. Gece gündüz bunun için biz çalışacağız buna ilişkinde söz veriyoruz denilmesi en makul, en yapıcı yoldur diye düşünüyorum. Bir noktalayalım. Kısa bir reklam, reklam dönüşü karşınızda olacağız. İkinci bölümle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Hemen muhalefeti konuşup daha sonra Türkiye'nin dış politikasına ve ABD Rusya krizine de bakacağız. Onlar da önemli. Zaten e, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail, Malumunuz İsrail Cumhurbaşkanı da Türkiye'ye gelecek ve önemli dış politikada bir makas değişikliği ya da karşı tarafın makas değişikliği var. Artık bakış açınıza göre ya da açısına göre değişebilir bu konuşacağız. Önce yuvarlak masa toplantısı diyelim. Reklam arasında konuşuyorduk. E, Gökmen Bey, reklam arasında dedim ki Kılıçdaroğlu bu benzemezleri bir araya getirmeyi nasıl başardı? Benzemez fikirleri ya da ideolojileri. Bana göre bir başarı dedim mesela. Tabii aslında <laughs> baktığınız açıdan yorumlamak gerekirse doğru. Neden doğru? Hep bugünlere kadar siyaset yapan insanlar konuştu. Dedi ki derdimiz devlettir, derdimiz millettir, derdimiz bayraktır, derdimiz insanlardır. E neden o zaman ortak bir noktada buluşamıyoruz? E şimdi baktığınız zaman 6 tane siyasi parti bir araya gelmiş. Tasvip ederiz, onaylarız, onaylamayız. Burada da menfaat ve çıkar ilişkileri acaba kimlerden ne talimat aldılar ki bir araya geldiler? Kimler yönlendiriyor? Çünkü geçmişten kendi akıllarıyla bugünlere gelmiş olsalardı bu birliktelik daha önceden kurulması gerekirdi. Nasıl ki Cumhur İttifakı 15 Temmuz akşamı sokakta halkın talebiyle kurulduysa bu ittifak neden bugünleri bekledi? Ve bu insanların yaptığı görüşmeler de belli. Yani bakıyorsunuz İstanbul Belediye Başkanının oturup yemek yediği insanlar belli. Sayın Kılıçdaroğlu'nun oturduğu insanlar belli. E siz talimatları dışarıdan alırken nasıl bizim derdimiz Türkiye diyebiliyorsunuz? E şimdi bakıyorsunuz siyasi partileri tek tek saymıyorum ama altının beş tanesi sağ görüş veya sağ görüşe yakın insanlar. Bir tanesi solcu diye tabir ettiğimiz kesim ama aynı masanın etrafında buluşabiliyorlar. Daha düne kadar kim nerede otursun hesabı yapıyorlardı. En son yuvarlak masayla çözüm buldular. Motive eden unsur nedir? Motive eden unsur nedir? Siyaset bir hedef için yapılır. Bunların her ne kadar çok yukarılar gibi hedefi olmasa da bulundukları konumdan memnunlar. Bir sonraki seçimde nasıl seçiliriz? İşte biz, biz Büyük Birlik Partisi olarak zaten bu noktada hep eleştirdiğimiz konu buydu. Biz gene demin söyledim ilk yarıda gene söylüyorum. Siyaset halkın eliyle devletin elini buluşturmaktır. Bu aradaki köprüdür. Siz bu köprüyü doğru sağlarsanız, insanların ihtiyaç ve taleplerine yer verirseniz, İnsanların takdirleri zaten sizi bir yere getirecektir. Ama beklentimiz var mı? Emin olun yok. Ve hep söylüyorum, gene söylüyorum. Biz büyük birlik partisi olarak belki yanlış anlaşılmasın. Biz masrafını cebinden yapan kamu personelleriyiz ya. Bu kadar açık net. E ne ne beklentimiz var? Bir yanlışı düzeltebilirsek, sıkıntısı olan bir halkımıza dokunabilirsek, onun sıkıntısını gerçekten haklıysa ve mağduriyet yaşayıp da çözebiliyorsak bu bizim için büyük onurdur. Hepimizin hedefi bu değil mi? Bu insanlığın gereği bu değil mi? Ama bu insanlara baktığımız zaman altılıya yani bugün arayın bakayım kaç tanesi telefonunu açacak veya kaç tanesine sıkıntınızı anlatabildiğinizde çözüm bulacaklar. E bulsalar da insanların takdirleri bunları zaten bir yere getirirdi. Edeceksiniz diyeceksiniz ki siz niye oy oranlarınız bu kadar? Biz bugün Türkiye'nin 73 vilayetinde örgütlü ve son 6 ayda üye sayısını %300'ün üzerinde arttıran tek siyasi partiyiz. Ve bugüne kadar dediğim gibi bizim derdimiz koltuk olmadığı için halktan biriydik hep. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'ndan tutun şehidimizden. Bugün Mustafa Destici Sayın Genel Başkanımız da aynı yolda ve aynı çizgide ilerliyor. Türkiye'yi gezdi Sayın Genel Başkanım. Biz de birçok yerde eşlik ettik. Ne yaptı pek? Halkı dinledik. Halka dokunduk. Sıkıntıları dinledik ve bunlara aracılık etmeye çalışıyor Sayın Genel Başkanım. Aldığı sorunları ittifak dahilinde gerekli mercilere ulaştırarak çözüm bulmaya çalışıyor. İttifak dediniz bir haber çıkmıştı %7 olayına itiraz edecek diye. Şimdi Nedir bunun tam? Tam olarak şöyle söyleyelim. Sayın Nerede? Genel Başkanım dediğim gibi geçen hafta, bu haftaki basın açıklamasında mecliste açık ve net izah etti ve bugüne kadar da aynısını söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti bugün 84-85 milyon. Ve bu insanların tamamının temsil edilmeye hakkı var. Bugün koyduğunuz zaman bir baraj, bu bir kesim halkın temsil edilememesi demek. Hı hı. Sayın Genel Başkanımız şunu söyledi, seçim barajı kaldırılmalı, tamam. sıfır. Tabii ki tamamen. Çünkü neden? Bugün baktığınız zaman 10 bin kişi oy veriyorsa ve kendini temsil ettiremiyorsa sizce bir sıkıntı değil mi? tabii ki eğer demokrasi tam dedi. Eğer bu mümkün değilse yüzde üçlere kadar çekilmeli. Yüzde yediye baktığınız zaman gene geçmişte çok fazla bir şey değişmeyecek. Ve hep söylüyoruz seçim yardımları, işte siyasi partilerin hazineden aldığı yardımlar. Ülkede bugün az önce ne konuştuk? Ekonomiyi konuştuk, sıkıntıları konuştuk. Ama bakıyorsunuz o siyasi partilerimiz devlet kasasından konuştuğumuz gibi 645 milyon parayı alayıp çok rahat bir şekilde harcayabiliyorlar. E peki hani sizin derdiniz vatandaştı? Siz hani onun için muhalefet yapıyordunuz? Ve hani onun için biz iktidardık? E nasıl o zaman kendimizden fedakarlık edemiyoruz? Ama biz çalışanlar olarak, vatandaş olarak diyoruz ki karından fedakarlık et. Yediğinden fedakarlık et. Kullandığından fedakarlık et. E sizin elinizde Kısmen de olsa belediyeleriniz var, imkanlarınız var. Halen devletin kasasındaki o paraya göz dikiyorsunuz. Ya bırakın ihtiyacı olan vatandaşa dağıtalım. Sayın Genel Başkanım her çıktığı yerde söylüyor. Ve duydunuz mu hiçbir tane siyasi partinin cevap verdiğini? Duymadınız. Ama altılı toplanıyor bir masada konuşuyor. Ne konuştukları belli değil. Açıklama yapacakları tarih konuşmak bile istemiyorum. Çünkü lanetlediğimiz bir tarih zaten. Ve insanlar kulaklarını dikmişler acaba ne söyleyecekler? Ya bugüne kadar ne söylediler de bugünden sonra Sizce ne söyleyecekler? Sizce gerçekten böyle bir merakın uyandırılması için mi 28 Şubat tarihini Kesinlikle. verdiler? Kesinlikle. Bence bir algı operasyonu eğer... Böyle bir tarih belirlenmemiş olsaydı bu şu an konuşan insanların belki yarısından fazlası o toplantıyı konuşmuyor bile olacaktı. Çünkü ilk defa bu altılı bir araya gelmiyor. Ama verdikleri tarih itibariyle biz bile bugün konuşuyorsak hedeflerine bence kısmen doldu, ulaşmışlar bakabilir demek. Bakabilir miyiz olaya? Bu ters de tepebilir. Bir 28 Şubat algısı herkesin zihninde kötü bir algı. İkincisi e, beklenti burada ama bir açıklama yapılacak. Beklenti burada kaldı. Ha, bu muymuş? diye de olabilir. Yani ters tepebilir. Ya çok özür diliyorum. Gene dediğim gibi yıllardır <laughs> konu önümüze koydukları reçete ne? Şimdi erken seçim diye çırtık. Daha çırka... ama belki bir şey koyacaklardır. Yani o zaman koysunlar. E bugüne kadar 20 senedir hükümet AK Parti hükümeti varsa, Cumhur İttifakı varsa 20 senedir de muhalefet var. Hangi konuda reçete koyduğunuzda bu yanlıştır doğrusu bu dediniz. Tamam bağırıp çağırmak eleştirmek bunlar kolay. Biz neden diyoruz? Biz eğer bir konu yanlışsa bile bunu uslubuyla söylüyoruz. Vurup kırıp dökmek çok kolaydır. Ancak doğru bildiğiniz bir şey varsa bunu anlatıp uygulamak zor olandır. Tamam saygı duyuyoruz, düşünceniz vardır paylaşın. 20 senedir bugün elle tutulur, acı yaptıkları açıklama ya da açıkladıkları reçete nedir? Söyleyin ya sayalım hadi oturup sayalım 3-5 tanesini sayalım. Bakıyoruz o onu eleştiriyor, bu bunu eleştiriyor. Ya insanlar bunu duymak istemiyor. İnsanlar artık cepleri yanıyor. İnsanların sıkıntısı var. İnsanların Türkiye Cumhuriyeti'nin bir olmaya ihtiyacı var. Dünyada kriz yaşanırken eğer bugün bu enflasyon buralara geldiyse bu sıkıntı hepimizin ortak sıkıntısı. E dünyada petrole zam gelmiş, Türkiye'de ona zam gelmiş. E gelecek tabii. Petrolü biz üretmiyoruz ki. Elektriği bir doğal doğalgazı biz mi üretiyoruz bunları dışarıdan alıyoruz. Biz bunları nasıl kontrollü, halkımızın cebini yakmadan hizmet edebiliriz bunları konuşmamız lazım. O muhalefetin eleştirdiği konulardaki önerisi nedir? Gelsinler bu gün otursunlar burada önerilerini söylesinler tartışalım. Var mı öyle bir şey? Yok. Televizyonları dinliyoruz. O onu eleştiriyor, bu bunu eleştiriyor. Doğrusu bu değil. Muhalefet size derse sizin öneriniz nedir? Biz önerilerimizin tamamını komisyonlarımızla oturup konuşuyoruz. Ve az önce söylediğim gibi Sayın Genel Başkanım ilgili komisyonlar gerekli mercileri aktarıyorlar. Ve biz de her fırsatta söylüyoruz. Ekonomik sıkıntı var. Doğrudur. Çözüme eşittir. Üretim. Üretim yaptığınız sürece maliyetleri düşürürsünüz. Dış bağımlılığınızı kesersiniz. E bugün Pirinci üretebilecekken yurt dışından getirip dolar ödediğimiz zaman karda mıyız? Ama o çiftçiyi desteklediğimiz zaman o maliyetleri düşürebiliyorsak Topar. ve halkımıza tabii ki halkımıza 15 liraya yediği pirinci köylümüz 5 liraya mal ederken 7-8 liraya sunabiliyorsak biz başarı elde etmişizdir. Doğru yolda ilerliyoruzdur. E şimdi üretimi nasıl yapacağız? İnsanlara destek olarak bugün bu sene. Ekilen toprak sayısına bakalım. Önümüzdeki sene bu anlamda yaşanacak sıkıntıları konuşalım. Peki. Ha, bu arada şunu da sorayım. Ee, çok kısa lütfen. Konuda Tabii değişmesin ki. ama... Malumunuz Mart ayı, Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun... Allah'a emanet e Şehadetinin yıl dönümü, amin. o Dava ne oldu? Mesela Hablemitoğlu kastının bir zanlısı oldu. olduğu iddia edilen kişi getirildi. Bugün bir takım itirafları vardı. Bu biraz Doğrudur. umut oldu mu? Şimdi umut hani bağ, olduğumu, Her ne kadar bağlantısı olsa da... Umut oldu mu derken e, bununla ilgili bu hafta içerisinde bir mahkeme vardı. Hı hı. Mahkeme bu komisyondaki başkanı dinlemek suretiyle e, rahmetli şehit liderimizin üç konumasının dinlenmesiyle ilgili tarih verdi. Şimdi biz, Sayın Genel Başkanım hep söylüyor, insanlar buradan bizi eleştirmeye çalışıyorlar ama yanlış yerdeler. Biz bu sürecin başından bugüne kadar sürekli takipçisiydik. Eleştiri nedir? Yeterli eleştiri yetenidir. yeteri kadar takip etmiyorsunuz ama Sayın Genel Başkanım kapanıp takipsizlik veren bir verilen bir dosyayı görüşerek tekrar açtırdı. Ve bu konu hakkında sizin de dediğiniz gibi yargılanan insanlar var. E şimdi elbette biz şunu söylüyoruz. Bizim devletten veya hükümetten veya Türkiye Cumhuriyeti'nden veya dünyadan bir Muhsin Yazıcıoğlu alacağımız var. Bunun cinayetinin biz öyle söylüyoruz bir suyu suikasttir diyoruz ve aksi söylenenlerin hiçbirini kabul etmiyoruz. Bunu aydınlatacaksınız. Ve bu işte kimin parmağı varsa huzur kamu kanun huzurunda mahkemeler karşısında hesabını verecek. Çünkü rahmetli'nin annesinin Allah rahmet eylesin bir sözü var. Benim oğlum diyor devlet her çağırdığında koştu gitti. Ama diyor benim oğlum devletini bir kere çağırdığında gelmedi diyor. Şimdi buradaki kasıtları araştırmayacağız mı? Araştıracağız. Eğer bu insanın bu emeğinin rahmetli şehidimizin biz bugüne kadar arkasında koştuk, davalarının tamamını takip ediyoruz ve bununla ilgili genel merkezimizde oluşturulmuş bir komisyon var. Sayın Genel Başkanımız bizzat bu komisyonların rapor olarak süreci takip ediyor. İnşallah en kısa zamanda biz o zamanlarda verilen namus sözlerinin yerine getirilmesini bekliyoruz. Ve dediğimiz gibi sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Yarınlarda biz de bu uğurda rahmetli olabiliriz. Hiç önemli değil. İnsan bir kere doğar bir kere ölür. Eğer biz öldükten sonra rahmetli gibi milyonlarca insan mezarımıza gelecekse biz doğru bir şey yapmışızdır. Ve hala 13 sene sonra bile bu kadar insan sevgi ve muhabbetle isminden bahsediyorsa ki Allah razı olsun siz de konuyu açtınız. Demek ki doğruydu ve artık bu insanın nasıl şehit edildiğinin de bir karşılığını alalım. Ve dediğim gibi mahkeme süreci ertelendi. Korumalar dinlenecek ve sürecinde takipçisi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ebu Bekir Bey'sine devam edelim. O toplantıdan şöyle bir sonuç çıktı. Tekrar daha doğrusu bir metin vardı. Yuvarlak masa toplantısına dönecek olursak ne dedi? 6 Altı... Genel Başkan bugün Türkiye için tarihi bir gündür. Tarihi nitelemesi de ilginç. Birbirinden farklı altı siyasi parti olarak bizler Türkiye'nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışma için bir araya geldik. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, mutabakat metnini hazırlayan partiler olarak bizler etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargıyla Kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı içindeyiz, dediler. Evet, yani e, ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir başarı gösterdiği hususuna katılmıyorum. Hı hı. E, çünkü sadece yuvarlak masada bir araya gelindi. Orada herhangi bir uzlaşı, kamuoyunun beklediği çok net aşılması gereken bazı e, soru işaretlerine bile değinilmedi. Sadece bir araya geldiler. Bu tabi bir araya gelmeleri çok önemliydi çünkü şöyle bir baskı vardı. Evet birlikteyiz, bir ittifak içerisindeyiz ama böyle bir beraber fotoğraf vereceğimiz bir masada oturup da verdiğimiz bir fotoğraf yok. Dolayısıyla AK Parti'den küsen bir kısım seçmen dahi bu taraftaki belirsizlikten dolayı yeniden AK Parti'ye doğru kaymaya başladı. Ve acilen sadece taktiklerde anlaşmak bakımından taktiksel olarak anlaştıklarını göstermek için bir yuvarlak masa etrafında toplanıldı. Ee, ne zaman Kemal Kılıçdaroğlu başarılı sayılabilir? Ee, o masada oturanlarla ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarsa ve bu kişi de Kemal Kılıçdaroğlu olursa o zaman o masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısından bahsedilebilir. Hı hı şimdi baktığımız zaman HDP şu anda nerede? Bu partinin, bu masanın neresinde? Orası belli değil. O bile çözülmedi. Olacak ama HDP'de tepkisi var. Biz değil yokuz dedi. Tabii niye yokuz dedi. En temel soru işaretlerinden biri buydu. Çünkü CHP'nin HDP'ye bakış açısıyla anladığımız kadarıyla İyi Parti'nin CHP'ye bakış açısı aynı görünmüyor. Yani burada bir danışıklı dövüş mü var? Bir siyaset mühendisliği mi var? Yoksa gerçekten HDP ile CHP arasında bir anlaşmazlık mı var? Yok. HDP ile CHP arasında hiçbir anlaşmazlık yok. O masada Gözükmedi, İyi Parti'nin olduğu yerde gözükmemesi e, kararlaştırılmış olsa gerek. Peki tepkiler? Ve bundan dolayı eee kararlaştırmış HDP'nin tepkisi de gene bu siyasi mühendisliğin bir parçası olabilir. Bilmiyorum tabii irade okumakta istemiyorum çok ama şöyle bir şey var. Şimdi e, o masadaki altı e, bilinmeyeni deklemin de bir masada buluşması buluşturan en önemli şey aslında başkanlık sistemi. Başkanlık sisteminden kaynaklı e, seçim sistemi. Çünkü parlamenter rejim olsaydı bugünkü koşullarda %10 barajını düşündüğümüz zaman herhangi bir ideolojiye dayanmayan e, elit siyaset yapan partilerin e, şeye girmeden parlamentoya girmeden siyasi hayatlarını devam ettirmeleri mümkün değil. Nitekim tarihte de böyleydi. Bu tarz partileri gördük. Hı hı. Medya gücü olsa bile Parti meclise giremediği için siyasi hayatı devam etmedi. E şimdi e, başkanlık sisteminde 50 artı 1 o birin çerçevesi içerisinde e, kilit parti dediğimiz bir e, terim ortaya çıktı. HDP için. Sadece HDP için değil DEVA için de aynı şey. Gelecek Partisi için de aynı şey. Yani HDP orada hatta %1 içinde değil HDP barajı aşabilir belki. Ama Gelecek Partisi, Deva Partisi oy oranlarının en azından bugünkü güncel e, şey anketlere baktığımız zaman normal şartlarda parlamenter rejimde CHP ile aynı masaya halihazırdaki oy oranlarıyla oturması mümkün değildi. Ama bu başkanlık sisteminde yüzde %1'in vermiş olduğu ehemmiyetle birlikte bu bir ikinci ehemmiyet Deva ve Gelecek Partisi için. Şimdiye kadar defalarca e, AK Parti'ye karşı seçim kaybetmiş CHP'ye bir akıl hocalı çünkü bu iki parti de AK Parti'den koptu geldi. Dolayısıyla kendilerine göre AK Parti seçmenini tanıyorlar. Ve AK Parti seçmeninden kendi başarılarıyla da oy aldıklarını düşündükleri için bir kurma akıllık yapıyor. Akıl hocalığı yapıyorlar CHP. Şimdi masaya masada masanın yuvarlak olması işte bu kilit parti özelliği nedeniyle bir eşitlik sağlıyor. Mesela HDP olmadan o masa yüzde kaç oy alır yarın seçim olsa? Şöyle Kapandı. söyleyeyim yüzde iki ile e, Deva Partisi meclise girer, parlamentoya girer. Yüzde bir buçuktan atıyorum Gelecek Partisi meclise girer. E, CHP zaten halihazırda kendi kemikleşmiş bir oy oranı var. O da ona göre şeye girer. İyi Parti de öyle. CHP e, aldığı oy oranlarıyla hareket alanı biraz daha geniş. Yani bir buçuk ve iki alan partilere milletvekili verebilir. Çünkü daha fazla oy alıyor. İyi Parti de öyle bir şey yok. Diğer yandan küçük sorunları hallettiniz, peki büyük sorunlara geldiğiniz zaman ben gelecek görmüyorum. Çünkü bir kere Cumhurbaşkanlığı adayını nasıl belirleyeceksiniz? Herkes kendi tabanını nasıl konsolide edecek? HDP işinin içerisini öyle ya da böyle belediye başkanlığıyla karıştırmayın. Belediye başkanlığında uzlaşabilirsiniz. Ama bir genel başkanlık söz konusu olduğu zaman bir düşünelim. Şimdi... E, HDP'nin olduğu bir masada İyi Parti tabanını nasıl konsolide edeceksiniz? Üçüncü ittifak seçeneği var. Var. HDP için. Evet tam onu söyleyeceğim. Hı hı. Dolayısıyla halihazırdaki masa demek ki çok değişen, değişken bir masa olacak. Yani ben yani ne olabilir en şeyi sanki herkes kendi adayıyla çıksa bu sefer de ikinci tura geldiğimiz zaman ikinci tura geldiğimiz zaman diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı oldu ve ikinci tura kaldı. Deva ve geleceğin tabanının gidip CHP'ye ne kadar oy verebilecek? Yani elitist bir kesimi ayırıyorum onlar verir. Ama tabanın ne kadarı gidecek orada o tercihi yapacak orası da tartışma. Milliyetçi İyi Parti de var başkanım evet. özür diliyorum. evet o da var. O da var, o Hadi, Parti de var. Hadi her şeyi açtınız diyelim ki siyasetin gerçeklerini bir tarafa koydunuz. <laughs> gerçekten kazandınız ve parlamentoya girdiniz. Ülkeyi kim yönetecek? Komisyon mu yönetecek? Komisyonlar kurup komisyonlara mı havale edeceğiz biz? Meseleler koalisyon demiyorum, komisyon masalarında mı çözülecek? O zaman bizim şu an izlediğimiz fragman filmin F'si bile başlamadı. Aynen, diyorsunuz. başlamadı. En nihayetinde İyi Parti deva gelecek bir ittifak olabilir. CHP, HDP bir ittifak olabilir. Ve zaten AK Parti, MHP diğer tarafta. Dolayısıyla halihazırda kurdukları ve çıktıkları yol üst akılın verdiği bir akıl. Ee, ama bu haliyle bu karmaşada kendilerinin bile asgari müştereklerde buluşması da mümkün görmüyorum. Ee, her zaman verdiğim bir örnek vardır. Yani bir şemsiyenin altına 6 altı kişi girerseniz birini sağ kolunuz birini sol kolunuzun ıslanmasından feragat edersiniz. Ee, dolayısıyla e, orada anlaşmanız çok zor ve oradan bir hükümeti yönetecek bir yani aklın çıkması zor Türkiye Cumhuriyeti Peki, koalisyonlara tabii. sabredememiş komisyonlara hiç sabredemez buna da fırsat vermez diye düşünüyorum. Sayın çok, Metin'e çok kısa buyurun. Bir, özür çok kısa Metin abiden çok hı. kısa bir ekleme yapayım. Hı hı. Şimdi Pervin Buldan İzmir'de çıkmış konuşma yapmış. Demiş ki bizi yok sayanları biz de yok sayarız. Onu söyledim az önce. Onu söylemek ben, istedim daha doğrusu yani, tepkisi diye. İş başkanları çıkmış müzakereler açık ve net yapılmalıdır. Yani HDP aslında siyasi bir parti değildir. Bunu konuşmak bile yanlıştır bence. Terörün siyasi uzantısıdır. Ve kapatılmasıyla ilgili süreç işliyordur. O anlamda baktığınız zaman eğer bu altının içinde arkadan destek verenlerin bunlar olduğunu bilerek bu halkımız bunlara oy verecekse lütfen bir daha düşünsünler. Yani bugün hep söylemedik mi terörün siyasi uzantısıdır. Çıksın HDP, CHP, İyi Parti o altılı desin ki PKK terör örgütüdür. PKK'yı lanetliyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için siyaset yapıyoruz. Başımızın üstünde yerleri var. Diyebiliyorlar mı? Özür diliyorum Metin abim. Peki, Sayın Metiner, Ebu Bekir Bey'in e, Sayın Elmalı'nın e, söylemlerine bakarsak masa çürük diyor. Katılıyor musunuz? Yani her an kırılabilir. Hmm. Ee, Yuvarlak masaydı değil mi? <laughs> Evet, yuvarlaksa Çürü çürüklüğünü çürüklüğüne bakmadım, dibine bakmadım, ayaklarını bilmiyorum. Eee siyas siyaseti böylesine çürük bir tartışma e, tartışmaya da dönüştürmek istemem. Hı hı. Ben Mehmet Metin olarak şunu önemserim. 28 Şubat'ta neyi açıklayacaklar onu önemserim. Eğer açıklayacakları şeylerde ...katılacağım şeyler olursa... ...bunu açık yüreklilikle paylaşmaktan da kaçınmam. Ama... ...o masadakilerin hiçbirisi... ...siyaseten benim için... ...kıymet harbiyesi olan... ...hiçbiri değil. O masa Biden masası. Erdoğan'ı devirmek için kurulan... ...masa. Masanın yuvarlıklığı... ...çürüklüğü... E, ...Türk milletinin takdirine... ...bırakılması gereken bir konudur ama... Bana göre o masa Biden'ın kurduğu, kurdurttuğu bir masadır. Tek amacı vardır Erdoğan'ı alaşağı etmek. E, dolayısıyla siyaseten e, herkesten önce ve herkesten daha fazla eleştiririm o masadakileri. Bana göre o siyaset, e, siyasal partilerinin hiçbirinin e, Türkiye meselelerine dair e, çok kayda değer bir çözüm... Önerileri olduğunu da bugüne kadar görmedim. Hı hı. Birbirlerinden çok farklı olduklarını da zannetmiyorum. Birbirlerinden farklı olduklarını beyan ederek masaya oturduklarını söylüyorlar ama ben bugüne kadar aralarında ne tür bir farklılık olduğunu görmedim. Yani hem birbirlerinden çok çok farklılar. Yani birbirlerine hiç mi hiç benzemiyorlar? Ama birlikte ülke yönetmeye niyetleniyorlar Peki nasıl yönetecekler? Ülkenin dış politikasını Ahmet Davutoğlu mu belirleyecek? Ekonomi politikasını Ali Babacan mı belirleyecek? Yani dolayısıyla e, merak ettiğimiz sorulara önce cevap versinler. Bir düşmanlık üzerinden siyaset üretmek siyaseten zavallılığın e, bitişin ifadesidir. Eğer e, Ebu Bekir kardeşimiz Çürüklükten bunu kastediyorsa evet, masa baştan sona çürüktür. Çünkü e, sadece ve yalnızca düşmanlık üzerinden yürüyen bir siyaset zaten çürük bir siyasettir. E, ama ben e, sistem tartışmalarını önemseyen bir insanım. Durduğum yer bellidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ilkesel olarak, kuramsal olarak, e, normatif olarak savunurum. Ama mevcut haliyle cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mutlaka revize edilmesi gerektiğine inananlardanım. Parlamenter sistemi de e, başkanlık sistemini de veya da bir başka sistemi de fetişize etmeden savunmamız gerektiğine inananlardanım. Ne cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi her derdin devasıdır. Ne de parlamenter sistem her sorunun çözüm adresidir. Dolayısıyla bütün sorunların kaynağı olarak başkanlık sistemini gö gören, gösteren anlayışa ne kadar karşıysam parlamenter sisteme dönmemiz halinde her sorunun çözüleceğini varsayan e, siyaset anlayışına da gerçekten üzülerek sadece bakarım, hayıflanırım. Ama siyaset bilimiyle uğraşan e, 15 yaşından beri de hasbel kadar siyasetin içinde olan ...ve siyasi tartışmalara ilgi duyan... ...özellikle de siyasal düşünceler... ...siyasal sistem tartışmalarına... ...ilgi duyan biri olarak... ...çok çok merak ediyorum acaba... ...yani... E, ...bu altı parti... E, ...yeni parlamenter... ...sistem dedikleri sistemin... ...saca ayaklarını nasıl oluşturacaklar? Onun için 28 Şubat'ı... ...bekliyorum. Yani e, sistemi nasıl kurgulamak... ...istediklerini görmek istiyorum... O ortaya koydukları metinler üzerinden tartışmayı çok daha doğru, siyaseten de çok daha ahlaki bulurum. Aksi takdirde ne getirirlerse getirsinler, getirdikleri her bir şey yanlıştır diyen reddiyeci bir anlayışa da, toptan reddiyeci bir anlayışa da karşıyım. Ee, i̇şte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de neredeyse tabulaştırarak savunan bir anlayışa da karşıyım. Biz... Ben Mehmet Metin olarak hep şunu söyledim tartışmalarla ilgili: Biz kendi e, helvasında put yapıp ona tapan insanlar değiliz. Yani e, biz statükonun partisi değiliz. Ak Parti olarak değişimin partisiyiz. Getirdiğimiz bir şeyi statukuya dönüştürüp artık değiştirilemez, iliştirilemez, ilişilemez e, bir nas mertebesine ortata, ortaya ortaya e, Ortaya koyacaksak, o zaman Ak Parti olarak varlık nedenimizi inkar etmiş olurum. Başka arkadaşlarım böyle düşünüyorlarsa onların sorunu. Ama benim Ak Parti, Ak Parti anlayışım asla bu değildir. Getirdiklerimiz çok yeni olabilir, çok gerekli olabilir. Ama getirdiğimiz bir sistemi mutlaklaştırırsak, dogma haline dönüştürürsek, hatta nas mertebesine yükseltirsek, Bundan sonra da dokunulması, ilişkilmesi zinhar, caiz olmayan bir e, sistem olarak takdim edersek, biz AK Parti olarak kendi varlık e, nedenimizi ortadan kaldırmış oluruz. O yüzden ben cumhurbaşkanı Hükümet, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mutlaka revize edilmesi gerektiğini, e, bunu da köşe yazılarında yazmış bir insanım. E, bundan sonra da bu fikirlerimi e, ısrarla savunmaya devam edeceğim. 28 Şubat'ta da çok şiddetle ve hiddetle eleştirdiğim partiler olmasına rağmen sistemik düzeyde bu ülkenin yararına eğer doğru şeyler söylendiğini görürsem de hiçbir komplekse kapılmadan başkasının içimizden birilerinin de ne dediğine bakmadan o doğruları sahiplenir. Teşekkür ederim. Bizim artık siya siyasette, siyasette sadece kendi doğruları üstüne kapanan başkalarının her söylediğini yanlış kabul eden Elinin tersiyle itilmesi, reddedilmesi gerekenler olarak gören bir e, anlayışı dışta tutmamız lazım. Gerçekten bu anlamda bizim AK Parti olarak yeniden e, siyasal örneklik oluşturacak bir anlayışı inşa etmemiz gerekiyor. Eskiden öyleydik, bundan sonra da öyle olabiliriz yani. E, Sağ ol. Bizim her yaptığımız doğru, her söylediğimiz doğru, başkalarının her söylediği yanlış, her yaptığı yanlıştır diye düşünürsek, o zaman biz e, bence siyasette öncülük rolümüzü kaybederiz. Farkında olmadan statükonun partisine dönüşürüz. O yüzden ben e, yuvarlak masanın e, kapsamlı bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğine e, inanıyorum. E, bitirirken iki şeyin altını bir kez daha kabaca çizmek istiyorum. Buyurun. O masa Biden'ın masasıdır. Biden tarafından kurulan, kurdurtulan bir masadır. Siyaseten çok ağır bir suçlama olduğunu farkındayım ama bu bir hakaret değildir. Çünkü Biden ne pahasına olursa olsun Erdoğan'a alaşa etmek için Türkiye'deki bütün muhalefet partilerini, Erdoğan'a karşıt olan bütün STK'ları bir masa etrafında buluşturacağını e, ilan etmişti. Ben Türkiye'de de bunun gerçekleştirildiği kanaatindeyim. Masanın içinde bir takım ayaklar eksikti. O ayaklar da tamamlandı. 15 Temmuz'dan hemen sonra FETÖ'nün siyasi ayağı nerede diyenler o masayı biraz yoklasınlar bakalım FETÖ'nün siyasi ayağı nerededir PKK'nın siyasi ayağı nerededir o masada ne kadar vardır ne kadar yoktur biraz dönüp baksınlar ama eğer o masa Biden'ın masasıysa ki Peki. bana göre %100 Biden'ın masasıdır orada hem PKK'nın siyasi ayağı vardır hem de FETÖ'nün siyasi ayağı vardır Peki, kim üstüne alınır bilmem ama eğer o masada PKK'nın, FETÖ'nün siyasi ayaklarının olup olmadığını biz tartışmaya açmazsak e, yanlış yapmış oluruz. Bir de ez cümle Topal. 28 Şubat'ta neyi açıklayacaklarını büyük bir heyecanla, büyük bir merakla bekliyorum. Bakalım belki de Türk usulü dünya siyaset bilimine de katkı sunacak yeni bir parlamenter sistem, güçlendirilmiş yeni bir parlamenter sistem modeli de yaratabilirler. Dolayısıyla bir ihraç ürünümüz daha ortaya çıkar. İnşallah e, böyle bir şey ortaya çıkar da işte ise siyaseten yeni bir ihraç e, mamülü parlamenter sisteme de sahip çıkmış, e, sahip olmuş oluruz Peki. diye düşünüyorum. Bu da işin bir parça ironisi olsun tabii. Sağ olun. Ali İhsan Bey hemen küçük şu soruyu da sorayım. 28 Şubat çok konuşuluyor bu tarih. Bu bir iletişim stratejisi mi yoksa <laughs> siyasi bir hamle mi? Nedir? 28 Şubat İsmail Tatlıoğlu'na bakarsak İyi Parti Grup Başkan vekiliye yanılmıyorsam diyor ki tevafuktur diyor. Temel Karamoğlu'na bakıyoruz diyor benim bulunduğum Saadet Partisi'nin bulunduğu masada <laughs> 28 Şubat'ı tekrarlayacak bir şey kesinlikle olmaz diyor. Deva Partisi yetkilisi Mustafa Yeneroğlu gene benzer şekilde söylemler geliştiriyor. Ama benim kanaatim o ki bilinç altında talimat aldıkları noktaya yere bir mesaj gönderiyorlar. Ciddi alırsınız almazsınız ama sonuç itibariyle eğer altı benzemez parti bir araya gelebiliyorsa ve bunlar birbirlerine karşı ki bir de dışarıda kalan bir parti daha var HDP. <laughs> Bunlar bir arada bir tek noktaya odakladıysalar kendilerini Tayyip Erdoğan'ı devirmeye. Burada ben öyle zannediyorum ki 28 Şubat'ın tekrarını Türkiye'ye yaşatma hedefini hayata geçirmek istiyorlar. Nedir o? İyi partili İsmail Bey dedi ki dikkat çekicidir. Askeri vesayet değil de 28 Şubat süreci için vesayet rejimi dedi vesayet rejimi, askeri vesayet değil. Zaten e, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 28 Şubat davasına gitti. Ben şikayetçi değilim dedi. Beni tehdit etmediler. Darbe olup olmadığını da bilmiyorum. Siz karar verin dedi. Dönemin İçişleri Bakanı. Dönemin İçişleri Bakanı ve o meşhur bir komutanın Meral Akşener'in müsteşarına edilen. yönelik olarak söyleyip git o kadına söyle. Kadın dediği Meral Akşener, İçişleri Bakanı bu ülkenin. Git o kadına söyle, gelirsek oraya yağlı kazığa oturturuz bakanlığın önünde. Şimdi böyle bir tehdide maruz kalmış olan Meral Akşener, birilerine selam çakmak için ben şikayetçi değilim dedi. Onun devamı olarak da bugün itibariyle 28 Şubat'ta bir toplantı daha yapacaklar. Ben bu noktada tam da 28 Şubat 1997'deki vesayet rejimi ki askeri vesayet rejimi o sivil toplum kuruluşlarıyla sözde birlikte hareket eden o askeri vesayet rejimi zaten bu sefer silahsız kuvvetler halletsin bu işi diyerek yola çıkmışlardı. Manşetlerden bu mesajı vermişlerdi ve bugün de geldiğimiz noktada Tabipler Birliği'nden başlayın mühendisler odasına kadar, barolara kadar onları da ayaklandırarak ve o 6 artı 1 ittifakının destekçisi olarak bize bir plan sunuyorlar ve tek hedefleri var Tayyip Erdoğan'ı devirmek. Ben şimdi soruyorum. Ahmet Davutoğlu bu ülkede başbakanlık yaptı. AK Parti'de en azından 2007'den sonra 2016'ya kadar demek ki 9 yıl Siyaset yapmış, sonrasında da iki yıl daha AK Parti üyeliği devam etmiş. 9-10 yıl AK Parti içinde kadroları içerisinde yer alan Ahmet Davutoğlu, ki eşi de 28 Şubat sürecinde başörtü mağduru olmuş birisi olarak, şimdi CHP ile AK Parti ile anlaşamadın ayrıldın. CHP ile nasıl anlaşacaksınız bana bir izah et. Yani diyelim ki varsayalım ki gerçekten seçimlerde başarıyla çıktınız 6 artı 1 olarak, bir cumhurbaşkanı seçtiniz ve TBMM'de e de bir çoğunluğu elde ettiniz. Nasıl yöneteceksiniz? Ebu Bekir Bey'in söylediği gibi komisyonlarla mı yöneteceksiniz? Kaç ay yöneteceksiniz? Tayyip Erdoğan'a ya yeter deyip kenara çekildiğiniz gibi o koalisyondan da geri çekilecek misiniz? Yoksa her şeye eyvallah biz burada yola devam edecek, edeceğiz o, o, mi diyeceksiniz? Bu, bu söylediğiniz ciddi bir şey yani e, karanlık bir tablo Türkiye'yi krizin sürükler. Çok felaket bir tablo. bir tablo aslında. Çok felaket. Üzerinde hiç konuşulmuyor. Evet. Yani Ali Babacan 15 yıl sen bu partinin içerisinde siyaset yapmışsın. Bunun dışında da hiçbir partide daha önce siyaset yapmamış bir insansın. Genç bir insansın. 35 yaşlarında ekonomi bakanlığı yapmış bir adamsın. Dışişleri bakanlığı yapmış bir adamsın bu ülkede. Sen bu kadroyla anlaşamayıp ayrılıyorsun da şimdi senin halanı, senin eşini başındaki örtü sebebiyle Tuğkak'a ilan eden bir CHP ile nereye kadar yol yürüyebilirsin sen? Ya Tayyip Erdoğan'la anlaşamamışsın sen ya. Yıllarca seni bakanlık koltuğu, şu bakanlıktan bu bakanlık koltuğuna oturtan kişiyle anlaşamamışsın. Sen CHP ile nasıl anlaşacaksın? Veyahut da İYİ Parti illilere sormamız lazım. Meral Akşener nasıl bir siyasi çizgidir ki Doğru Yol Partisi'nde siyaset yaptınız. Diyelim ki Doğru Yol Partisi'nin devamı yoktu 2002'den sonra. Öyle varsayalım. AK Parti'ye kurucu olmaya kalktın. Daha 3. ayında 5. ayında ayrıldın gittin. Devam ediyorum. MHP'de siyaset yaptın. 2015'te hadi Allah'a ısmarladık dedin gittin. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ben illa başbakan olacağım, cumhurbaşkanlığı olacağım dedin. Adaylığında ısrar ettin. Seçilemeyince, yüzde onun altında oy alınca hadi bana Allah'a aradık dedin. Güya partililer seni destekleyerek tekrar genel başkanlık koltuğuna oturtturdu. Ayrılmanı önledi. Şimdi bunlarla biz nasıl yol yürüyeceğiz? Ha şunu yaparlar eyvallah derim. Devasıyla, geleceğiyle, İYİ Partisi ile, HDP'si ile, Demokrat Partisi ile biz CHP teşkilatı içerisinde birleştik derler. Ne görevler verilirse kendilerine kabul ederler. Seçimde başarılı olduğu takdirde CHP, Ahmet Davutoğlu bakanlık vermiyoruz biz sana kardeşim denildiği zaman gene CHP olarak yola devam ederler. Ama siz şimdi ayrı ayrı partiler olarak Bizim karşımıza çıkacak olursanız ya siz aynı parti içerisinde size başbakanlık görevini teslim eden kişilere hem de şu iki dudağımın arasından AK Parti aleyhine, AK Partili kardeşlerim aleyhine bir çift söz duyamazsınız de demenin üzerinden daha dördüncü yıl geçerken demediğini bırakmadın, CHP'nin demediklerini söyledin. Dolayısıyla bu çerçevede ben şahsen 6 artı 1 ittifakına... Hiçbir şekilde güvenim zaten yok ama 28 Şubat tarihindeki toplantıları da bir anlamda kendilerini ele vermiş durumda. Belki bir başka açıdan da baktığınız zaman bu kesimin de bir cesaret göstergesi bu. Arka planda Sayın Metiner'in de söylediği gibi Biden'ın olduğunu, daha derin güçlerin de olduğunu gösteren bence bir işaret. O kadar fütursuzca hareket ediyorlar. Bir yandan CHP tabanına şunu söylüyorlar. 28 Şubat'ı tekrar yaşatacağız bu ülkede. Diğer taraftan da helalleşeceğiz diyebiliyorlar. Dolayısıyla milletin bunlara karşı uyanık olması gerekir. Kenan Bey. Şimdi Muhammed Ali Kule ile ilgili şöyle bir şey izlemiştim bir belgeselde. Kiminle rakipse kiminle rakip olacaksa onun maçlarını defalarca izliyor. Yani eksiklerini, kusurlarını, zaaflarını efendim ya da daha kendisinin yapamadığı hareketleri nelerse onları teşhis ediyor. Yani çok sıkı, ciddi bir biçimde takip ediyor. Ee, ben bunu şunun için söylüyorum. Yani rakibini küçümseyen bir hareket, yani bu ister siyaset olsun, ister spor, ister sanat, isterse başka bir şey. Ben zaafa düştüğünü ifade etmek isterim. Yani bu şu anlama gelmez. Rakibi büyütelim, gözümüzde büyüsün, onun karşısında aziyetimizi ifade edelim, komplekse kapılalım değil. Ama ben siyasetin muhakkak surette yani ciddi, esaslı bir stratejiye dayanması gerektiğini düşünüyorum. Yani. Şöyle olmaması lazım. Yani Ekrem İmamoğlu aslında İstanbul'u Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunda inanın ki İstanbulların birçoğu tarafından tanınan bir insan değildi. Ama Ekrem İmamoğlu'na karşı yürütülen bir yanlış bir medya stratejisi, yanlış bir siyasal söylem Ekrem İmamoğlu'nu toplumun hakikaten bir noktada ...teveccüh edeceği bir isme dönüşürdü. Yani, yani negatif haberler onun... tabi yani aynı böyle oldu yani konuşturmayan, lafı ağzına tıkayan, onu ilgili ilgisiz, doğru yanlış ama önemli bir kısmı aşırı yorumlarla adeta boğmaya teşebbüs eden söylemler ters tepti ve 13 bin oyla. Sonra üzerine yine yanlış bir biçimde gidildi, 800 bin oyla. Şimdi yani bunun bir taraftan hani siyasi tarih açısından da bizim yakın geçmişimize de bakıp ne oldu, nasıl oldu şeklinde bir mütalayı derin bir biçimde yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani 6 tane siyasi partinin lideri bir araya geldiler ve bence e, üzerinde durdukları en önemli şey, belki de ortak olarak ittifak ettikleri en önemli şey ne? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bunun ötesinde aslında gerçekten en azından şimdiki şu ana kadar elde ettiğimiz bilgilerle bir ittifak yok. Yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yönünde ittifak var. Onun ötesinde muhtemelen birçok konuda çok çok ihtilaflar var. Yani konuşuldukça. Fakat şimdi ne konuşulduğu, nasıl konuşulduğu, nasıl bir araya gelindiği yönünde kendilerinden sadır olmayan bir takım cümleleri, niyetleri onlara biz isnad ettiğimiz oranda aslında offsite düşen bir siyasetin de siyasal ya da medyatik bir analizinde tarafında durmuş oluruz. Ben e, bunu doğru bulmuyorum yani ne yapacaklar ne söyleyecekler onu sükunetle takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, mesela birbirine benzemiyorlar doğru birbirine benzemiyorlar ama birbirine benzemeyen 6 parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin asıl sahibi olduğu bir masanın etrafında buluşabiliyorsa, burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısını, açılımını, kendini yeniden yapılandırmasını görmemiz gerekir. Bir. İkincisi de o birbirine benzemeyen partilerin önemli bir kısmı, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi, hatta bir noktada Demokrat Parti bile AK Parti'ye çok çok benzediği hatta kendisine yakın bir tabana ya da kadrolara sahip olduğu için neden AK Parti bunları kendi etrafında toplayamadığı sorusunda sormamız icap eder. İkinci bir soruyu da nasıl oldu da Milliyetçi Hareket Partisi bu biçimde yarıldı, ikiye bölündü ve bir, taraftan Milliyetçi Hareket Partisi, diğer taraftan Büyük Birlik Partisi gibi iki tane Milliyetçi Parti'nin olduğu bir vasatta İyi Parti gibi bir parti oluştu şu kadar puan, şey aldı, oy aldı ve bu iki partiyle değil de CHP ile ittifak kuruyor meselesine de bence bir biçimde odaklanmak icap eder. Bunun bunlar üzerinde e, odaklanmak, bunlar üzerine kafa yormak şu anlama gelmiyor. E, tabii ki yani burada CHP'nin başarısı var, harika bir şey filan takdir edelim anlamına gelmiyor. Ama burada e, siyasi mücadelede bir takım zaafların yaşandığını e, ben mesela baktığımız zaman Ak Parti'nin kuşatıcı siyaseti 2002'den beri ne yaptı kendisini gösterdi ve girmiş olduğu her seçimde değil mi darbe tehditlerine maruz kaldı. Değil mi? Balyozlu ergene kondu bugün birileri yok ki öyle bir şey filan dese de biz Çetin Doğan'dan Çevik Birden başlamak üzere Hüseyin Kıvrıkoğlu'na kadar bilmem Kemal Alemdaroğlu'nun bilmem nesine kadar onların nasıl olup da darbeyi kışkırttığını darbeyi bir noktada sokağa dökerek toplumu bir takım suikastlerin bilmemlerin arkasında durarak ...toplumu bir de siyaseti bir darbeyle karşı karşıya bırakmak için canla başla çalıştıklarını biliyoruz. Ama ne oldu? Bakın bütün bunlara rağmen parti dağıtılamadı. Ne oldu? Erkan Mumcu gibi bir adam istifa etti. Ve o Erkan Mumcu istifa ettiğinde 27 Nisan muhtırasının da verilmesindeki 367 krizindeki en önemli aktör oldu. Ama şimdi bakıyorum... Aa, Sayın Cumhurbaşkanı Erkan Mumcu ile 3,5 saat Loma Bahçe Sarayı'nda toplantı yapmış. Bilmiyorum. Haberler böyle söylüyor. Yorumcular bunu müthiş bir atak olarak değerlendiriyor. İyi de Erkan Mumcu'ya mesela konuşulduğu zaman o 27 Nisan muhtırasında yapıp ettiği işler soruldu mu acaba? Yani AK Parti'yi darbeyle yüz yüze getirdiği zamanla ilişkin Erkan Mumcu bir öz mi verdi acaba? Ben merak ediyorum. Ya da Tansu Çiller efendim öyle piyasada şudur budur falan filan. Bilemiyorum yani şimdi bence yapılması gereken bir şey varsa Ak Parti'nin Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi ile tam da bu zamanda daha yoğun bir temas kurmasının yolunu açmasıdır. Yani onlar oraya gitsin de ne olursa olsun şeklindeki bir yaklaşımın ben kesinlikle kayıp olduğunu düşünüyorum. Kendi içinden kendine yakın duran siyasi partilerin kadroların o tarafa doğru gitmesi az önce güzel bir şey söylendi. O masaya aslında kurmay akıl gibi hareket eden ben iki parti olduğunu düşünüyorum. Deva Partisi ve Gelecek Partisi. Örneğin mesela sizin de ifade ettiğiniz şekilde normal şartlarda böyle bir bildiri olduğu zaman beklenen şey şudur. CHP'nin o bildiri daha fazla diyelim ki kelimeleri, kavramları, kıyaslarıyla nasıl diyelim belirlemesidir. Ama ben bildiriyi okuduğum zaman özellikle şeffaflık, hesap verebilirlik, tarafsız ve bağımsız yargı gibi daha aşağı doğru sarkan e, ee, teklifleri okunduğunda e, ben diyorum ki bu bildiri adeta Ahmet Davutoğlu ya da Ali Babacan oturup yazmışlar diyorum. Dolayısıyla yani oraya kurmay akıllık yapmasına zemin de oluşturmaması gerekiyor AK Parti'nin. Bizim bir sözümüz var. Doğrudur yanlıştır. Top Beğenirsiniz almayalım. beğenmezsiniz. Alayım, Demişler ki kardeş kardeşi bıçaklamış <laughs> Sonra da kucaklamış. Yani böyle sonuna kadar kan davası güden, ona hain diyen Biden'ın adamı, İngiltere'nin adamı, efendim FETÖ'nün bilmem ayı, PKK'nın uzantısı filan gibi söylemleri ben kesinlikle doğru bulmuyorum. Doğru olmadığını düşünüyorum. Siyasi açıdan söylesek de yanlıştır. Hukuki ve ahlaki açıdan da söylesek yanlıştır. Bence asıl olan kazanmaktır. Hiç değilse karşı taraf dediğiniz, rakip dediğiniz, efendim sadece 28 Şubat'ın değil tek parti zihniyetinin ve uygulamalarının askeri vesayetin devamcısı olan bir partinin yanında durmasını engellemektir. Ama birileri şöyle yapıyor. Aa, Erdoğan etrafı boşalmış falan diyerek Erdoğan etrafında kim varsa hepsini CHP'ye, FETÖ'ye, PKK'ya filana falana yazmaya dönük bir seferberlik başlatıyor. Bence AK Parti'nin yapması gereken şey daha makul, daha yapıcı, daha toparlayıcı, daha kuşatıcı siyaseti ürütmektir. Çünkü 2023 gerçekten kritik bir seçimdir. İster parlamento şey, meclis seçimi açısından olsun, ister başkanlık seçimi açısından olsun, isterse ondan sonra birkaç ay sonra yapılacak olan yerel seçimler açısından olsun, hiçbir biçimde riske edilmemesi gerekiyor. Onun için sükunete, kuşatıcılığa e, ihtiyaç olduğunu düşünmekteyim nacizane. Hasan Bey bir şey söyleyeceksiniz bir, evet. bir cümle, bir cümle ekleyeyim. Ben sürekli aynı görüşteyim, aynı tespitimi de tekrar etmek isterim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ekrem İmamoğlu konuşturulmadığı için haksız eleştiriler yapıldığı için kazanmadı. Benim bakış açım tabii bu. Şunun için kazandı. Zaten hangi şartlar altında olursa olsun HDP, İyi Parti, CHP, hatta Haydarbaş, hatta Demokratik Sol Parti, hatta şu hatta bu ...bir araya geldiği zaman İstanbul'da zaten seçim kazanırlardı. Kazandılar. Ama bunu şöyle yorumlamak lazım. HDP'lilerle İYİ Partililer kendi aralarında bu işi izah etsinler. HDP faşist dediği, İYİ Parti de PKK terörist elikanlı terörist dediği... ...partililerle nasıl bir araya geldiler bunu izah etsinler. Tamam, o bunun, dışında, boyu pek. bunun dışında ben efendim şöyle oldu böyle oldu adamı konuşturmadık vesaire demek... Bence doğru bir tespit oldu. Ayrıca bizim de 28 Şubat tecrübemiz var. Reklama gideceğim. Çok Bitireyim, kısa. Bitireyim. Geçmişte şehidimiz namusunu millete dönmüş tanka selam durmam derken biz o yoldan o zihniyetten gelen insanlar olarak o tarihe bir aşinalığımız var. Yeri geldiğinde gene gereğini yaparız. Hiç sıkıntı yok. Peki. Ya. Sayın Metinlerin de bir itirazı var ama eğer bir dakikada toparlayabilirseniz yönetmenin de uyardı. Sayın Metinler kusura bakmayın reklam, lütfen. Reklam arasında. Reklam arasından sonra konuşurum. Tamam, ben reklama gideyim. Dönüşte size hemen bu itiraz için kısaca söz vereyim kısa bir reklam. Son bölümü yani üçüncü bölümde karşınızdayız. Hemen bir Ankara'ya döneyim. Sayın Metinlerin itirazı vardı diğer bölümde reklam arası geldiği için söz verememiştim. Şimdi buyurun. Sayın Metiner. Bir kez daha deneyeyim. Sayın Metiner. Peki konuyu değişeceğim ama sonradan e, akışın bozulmasın diye duymayacak herhalde. Peki. O halde Kenan Bey başlayalım bu defa. Tamam olur. Birleşik Arap Emirlikleri diyelim. Eee... Sayın Cumhurbaşkanı gitti. Kurmayları da zaten yanındaydı. Çeşitli anlaşmaları imza atıldı. Tabii bir önceki sürecin 180 derece çok daha farklı bir tablosu karşımızda. İsrail Cumhurbaşkanı da buraya gelecek. Mısır'la ilişkiler biraz daha ılımlı. Hı hı. Bu değişim mi neye borçlu Türkiye ya da tam tersi bir de başka açıdan baktığımızda belki de Birleşik Arap Emirlikleri makas değişti. Tabii. Ne dersiniz? Şimdi olayın iki cephesi var. Yani olayın sadece Türkiye rotasını değiştirdiği, ekonomik anlamda zor duruma düştüğü için e, yatırımcı ya da sermayedar arıyor gibi yaklaşımları hakikaten e, son derece yersiz, e, lüzumsuz görüyorum. Yani Türkiye tek başına bir ilişkinin yumuşatılması için adımı atmıyor. Birleşik Arap Emirliklerinden ama daha genel anlamda Körfez bölgesinden gelen bir takım sinyaller var. Neden gelince yani küresel ölçekte bir takım şeylere bakalım. En temelde ne oldu? Biliyorsunuz e, Trump'ın katıldığı o Riyad'da bir gösteri vardı. Efendim orada Körfez ülkeleri Mısır'da dahil olmak üzere bir işte büyülü bir kürenin etrafında güya efendim geleceğe dönük bir takım sözler verdiler. Ama Trump'ın seçimi kaybetme süreciyle beraber aslında bu Körfez ülkeleri ve Mısır hemen tamamıyla ofsayta düştüler orada bir telaş kapladı. Telaşın bence birkaç sebebi var. Sebeplerinden bir tanesi Biden yönetimine ne olursa olsun İran'la tekrardan nükleer müzakere dönme süreci. Bu açıkçası körfez ülkelerini İran'a karşı tamamen korunmasız bir pozisyona itti. Birincisi bu. İkincisi de Amerika'nın çok rezil ve zelil bir biçimde Afganistan'dan çekilmiş olması yine aynı şekilde Amerika'nın Bölgede kendisine en yakın müttefikli, en yakın müttefik olan, dost olan, işbirliği yapan unsurları bile hızlı bir biçimde terk edebileceğini ilişkin güçlü bir karine ortaya sunmuş oldu. Üçüncü olarak da biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan teknik ve teknolojik düzeyi çok ileri olan bazı hava savunma sistemleri F-16'lar, F-35'ler almak için çok büyük bir para yatırımı yaptı. Anlaşmada oldu. Fakat ona rağmen biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bu silahları Birleşik Arap Emirlikleri'ne vermedi. İşte bütün bunlar aslında bir noktada Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Mısır gibi ülkeleri bölgede ciddi anlamıyla sıkıntıya soktu. Bir başka faktör de biliyorsunuz Türkiye Suriye meselesinde olsun, Azerbaycan'ın işgal altında kalmış olan Dağlı Karabağ bölgesinde olsun, Kırım'ın işgal ve ilhakına karşı Kesinlikle tanımama tavrı olsun ve daha önemlisi Doğu Akdeniz'de kendisine dayatılan bir takım e, dedim ki e, sıkıntıları reddettiği ve bunun için de askeri anlamda da sahaya çıktığı için bir kazanım elde etti. Dolayısıyla aslında Birleşik Arap Emirlikleri bike, bükemediği bileği öpme pozisyonuna gelmiş bir durumda. Onun için e, bu Cumhurbaşkanı oraya gittiği zaman jestler yapıldı. Bilmem şu kadar pare top atışı, havada jetler gösteriler, kırmızı Koreye beyaz yani bayraklar, şunlar yansın. bunlar. Efendim en ünlü şarkılar, beraber yürüdük biz bu yollarda falan filan. Bütün bunların hepsi aslında bir noktada Türkiye'ye şirin görünme çabası. Bir yıl önce tam tersini yapıyorlar. Rumlara yaptılar ya doğal mesela. Doğal olarak yaparlar. Yani ya ona bakacak olursanız e, o şarkıcı e, birkaç sene önce de o darbeci meydanlarda kan döken sisi için benzer şarkılar söyledi. Yani bu da parayı ver istediği düdüğü çalar, parayı ver istediği besteyi söyler. Yani bu profesyonel bir P.R. çalışması. Bunu bir kenara bırakalım. Ne yani, değişecek şimdi? Burada şu değişecek. Yani Ciddi bir. Yani olay en çünkü. önemlisi, bakın, Birleşik Arap Emirlikleri hatta Suudi Arabistan bile, Suriye'deki direnişi sabote eden iki ülkeydi. Hı. Yani Suriye'deki direniş eğer başarısız olduysa eset ayakta duruyorsa sadece İran ve Rusya sayesinde değil. Sadece Batı sayesinde değil. Körfez Körfez ülkeleri, Körfez monarşileri de orayı ciddi anlamıyla sabote ettiler. Hı. Eğer Irak'ta bugün bir istikrarsızlık varsa evet bu Amerika'nın ve İran'ın oluşturduğu cinayetler, katliamlar, yıkımlardır ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Suudi Arabistan'ın orada oynamış olduğu rolü asla unutmayalım. Yemen'de bugün yoğun bir biçimde kan dökülüyorsa, insanlar açlıktan ölüyorsa bu iki ülkenin İran kadar suç ortağı olduğunu unutmayalım. Ha, velhasıl nedir? Türkiye şu anda bakın Ukrayna krizinde bir rol oynuyor. Ara bulucu. Ara bulucu rolü. Yani Ukrayna'yı savaşa kışkırtmıyor. Ama Rusya'nın da oradaki işgal ve ilhakını da tanımıyor. Bu önemli bir şey. Bakın aynısını Dağlı Karabağ bölgesinde yapıyor. Aynısını Suriye'de yapıyor. Aynısını Filistin'de yapıyor. Aynısını Libya'da yapıyor. Dolayısıyla yani kilit bir noktada. Türkiye burada ahlaki ve hukuki bir perspektif kurmaya, o perspektifin de ete kemiğe bürünmesine dönük bir rol alıyor. Dolayısıyla şimdi İsrail bir takım sinyaller veriyor. Biliyorsunuz iki ay kadar oldu zannediyorum. Dünyanın değişik bölgelerinden Yahudi hahamlar geldiler ve Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler. Erdoğan'ı kutsadılar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kutsadılar, dualar okudular, iyi dilekler, temeller filan falan. Aslında bütün bunların hepsi neydi? Türkiye ile İsrail'in yakınlaşmasına dönük bir takım olumlu mesajlar vermek, meseleyi yumuşatmak, gerilimi düşürmek gibi şeylerdi. İsrail'den de buraya bir takım şeyler geldi. Biliyorsunuz şu an İbrahim Kalın bir heyetle beraber önce Filistin'de Mahmut Abbas'ta daha sonra da unutmayın lütfen konuyu biraz açayım. Mesela son dönemde bir haber çıktı biliyorsunuz. İsrail ve Türk vatandaşı olan bir iş adamının aslında İran istihbarat tarafından öldürülmek istendiği, böylece evet. her gelmesinden önce hı hı. ilişkileri germek istediği doğru. şeklinde doğru. bir haber vardı. Evet, Dolayısıyla doğru. yani eğer bu doğruysa İran sabot etmek istiyor. Niye? Sinikle. Niye? Ki ya bir sefer yani İran sadece burayı sabote etmiyor ki İran her yeri sabote eder. Yani bakın Denizli'de Zonguldak'a uzanan takipler, işkenceli sorgular, adam kaçırmalar, içinde emekli subaylar var, as var, polisler var, savcılar var, güvenlik şirketleri var. Yani Türkiye'de İran ve Rus istihbaratının ne kadar derin kanallarda yüzdüğünü, ne kadar derin organizasyonları yaptığını... Biz halen konuşabilmiş değiliz. Yani görevdeki savcıyı mesela ilginç. çok. Görevdeki bir savcı İran istihbaratına çalışıyor. Emekli subaylar, az subaylar İran hesabına adam kaçırıyor. Düşünün 1 milyon Polis dolar var. sadece bu iş için para ayrılmış. Dolayısıyla şu anda İsrail'in pozisyonu şu. İsrail de aslında e, Türkiye'yi tecriz etme, Türkiye'yi destabilize etme, istikrarsızlaştırma noktasında çok adımlar attı. O baktı ki olmuyor yani hani sarsabiliyor, sıkıntı oluşturabiliyor ama Türkiye'deki iktidarı ya da iktidarın rotasını değiştiremiyor. O zaman ne yapacak? Doğal olarak bir biçimde uzlaşma yoluna gidecek. Fakat Türkiye'nin burada yapması gereken işlerden bir tanesi şudur. Ne olursa olsun bakın halen Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da e, gerek devletin gerekse e, bir takım çetelerin tecavüzleri, işgalleri, tahkirleri bitmiyor. Evler yıkılıyor, düşkanlar yıkılıyor, mahalleler boşaltılıyor. İsrail her halükarda işgalci politikalarını genişlettikçe genişletiyor. Ama biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in şu kadar kararı var. En nihayet karar nedir? Diyor ki 67 topraklarının ötesinde İsrail'in e hiçbir hakkı yoktur. Yani Gazze'deki ablukanın kalkmasını Türkiye kesinlikle şart koşmalıdır. Bize deniliyor ki İsrail'den buraya turist gelecek. Ya turist gelsin de kardeşim. Gazze ye yönelik ablukay kalkmıyorsa, kaldırılamıyorsa turist gelmesin buraya. Batı Şeria'da, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da İsrail'in, Yahudi yerleşimcilerin terörü engellenemiyorsa bu yere İsrail iş adamları yatırım falan yapmasın. Gitsinler cehennem dibine kadar yolları var diyebilmeliyiz biz. Evet İsrail'le de bir şeyler yapalım, yapılsın diyelim. Ama bu Türkiye İsrail'den gelen dayatmalara ya, sessiz kalsın. İsrail'in oradaki hak ihlallerini görmezden gelsin şeklindeki bir pragmatizmi asla içermiyor. Şu an Türkiye için bu dediğiniz olay özelinde Gazze'deki ablukanın kalkması Türkiye için iyi bir fırsat değil mi? Enerji krizleri tam da yaşanırken Tabii mesela güneyimizden kendi enerjisini batıya, Avrupa'ya aktarmak istiyor. Dolayısıyla Şimdi, bakın, iyi bugün bir fırsat. Süleyman Seyfi Öün aslında Yeni Şafak gazetesinde güzel bir yazı yazdı. Ben o yazıyı önemli ve değerli buluyorum. Ee, İsrail sadece Amerika açısından değil, Avrupa Birliği ve Rusya açısından da vazgeçilmez bir bölge ülkesi. Dolayısıyla kiminle ilişkiye girerseniz o ilişkisi de diyor ki İsrail'le ilişkileri iyileştir. İsrail'le ilişkileri geliştir. İsrail'le ticaret yap. İsrail'le istihbarat ve stratejik analiz bilmem neyini paylaş diyor. İsrail gerçekten hani bu saymış olduğumuz bütün güçlerin hepsinin vazgeçilmez. Ama bir şey daha var. Son dönemde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri açısından da Mısır açısından da İsrail aynı pozisyonda bir ülkedir. O zaman Türkiye'nin buradaki dengeleri iyi okuyan toparlayayım. Ama aynı zamanda bu devletlerin bir araya gelip kendisine baskı yapmasına dönük o oyunu da parçalayan bir siyaset izlemesi gerekiyor. Gerçekten Türkiye'nin işi gerçekten çok zor. Yani çünkü karşınızda her şeyi yap yapmaya aday yapabilecek daha önce yapmış bir takım siyasetler var, devlet anlayışları var, yapılar var. Onun için ben Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu pozisyonuna gelmesini e, açıkçası bükemediği bileği öpme girişim olarak görüyorum. Ama bu bilek aslında Türkiye'nin bileği ikinci bilek biliyorsunuz. Ondan önce Katar'ın bileğini öptüler. Çünkü 2017'de bu saymış olduğumuz ülkeler Katar'a abluka uyguladılar hı hı. ama ters tepti. Aynı ablukayı Türkiye'ye uyguladılar. Şimdi biz neyi görüyoruz? Aslında o ablukanın çöktüğünü görüyoruz. O zaman Birleşik Arap Emirlikleri'nin o göstermiş olduğu şirinlikler, jestler, mimikler, komplimanlar vesaire Türkiye'nin bölgedeki Peki. siyasetinin aslında oturaklı, altyapısı olan, geleceği olan bir dış politika olduğunu gösteriyor. Ümit ederim ki Türkiye'de bu siyaseti yürütürken, bu diplomatik anlamda yeni sayfalar, yeni bir takım ilişkiler kurarken o bir daha bu tür işlerin tekerrür etmemesi için gerekli tedbirleri alır. Ederim bir şey de söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi çok. Şimdi medya şey. maalesef bazen işleri çok sıkıntılı bir biçimde lanse ediyor. şu kadar para gelecek, şu kadar paralık anlaşma yaptık. Ya bir sefer bunun gösterilmesi, bunu bu şekilde kör gözün parmağı şeklinde Davulla ilan ilanilmesi ya bir zafiyet meselesidir. Ya biraz yutkunun şunu ya. Nedir yani? Hani oradan para gelmese bu ülke batıyor mu? Batacak mı? Böyle bir görüntü vermekten de kesinlikle imtina etmek İcap eder Anlaşma yapılmıştır. Olumludur. Tekrardan barış yapılmıştır. Bu da olumludur. Ama bunu para geliyor, zengin oluyor falan gibi böyle bir davulla zurnayla işe çıkmak da doğru değildir diye düşünmekteyim. Ankara'ya dönelim sayın Metin Evet ben toplu bir değerlendirmede bulunayım. Buyurun. Bir itirazınız evet. vardı. Bölümün başında var. Evet. Duyamadınız. Var, evet. Buyurun. Var. Evet. Evet. Şimdi... Burada her birimiz konuşuyoruz. Her birimizin ne dediğini de hem duyuyoruz birbirimizi dinliyoruz çünkü. Hem de bizi izleyenler zaten duyuyorlar. O yüzden ben bazı şeylere cevap vermezsem doğru olmaz. Genel olarak cevap vereceğim. Kimseyi kastederek değil. Ama mesela ben dedim ki devlet fedakarlık yapmalı. Daha çok fedakarlık yapmalı. Bu niye söyledim? Yani zaten devletin fedakarlık yapması gereken bir kurum olmadığını bilmeyecek kadar akıldan yoksun biri değilim ki. Elbet elbette ki vatandaşlar için vardır ve vatandaşlar sıkıntı yaşarken her türlü fedakarı zaten yapmakla yükümlüdür. Ama bu cümlenin arkasına yerleştirdiğim şey neydi? Bir de devletten nemalanan firmalar var. Onlar da elini taşın altına koysunlar. Fedakarlığı bu anlamda, devletin fedakarlığına bu anlamda vurguda bulundum. Yani bir cümleyi bütününden kopartarak, ya işte devlet fedakarlık yapmıştır, zaten yapacaktır. Yani birbirimize bu şekilde cevaplar vermemize gerek yok ki. Biz muhalif bir kanalda değiliz, birbirimizin hasmı değiliz. Eksik bir şey söyledik diyelim ki yani. İlla da onu o şekilde cevaplamak zorunda değiliz ki. Ya ben bazı şeylere üzülüyorum. Farklı fikirler serdetmemizden büyük bir memnuniyet duyuyorum. İşraçlık duymam da. Ama devletten nemalanan firmaların da fedakarlık yapmaları gerektiğine dair yapmış olduğum bir analizin içinden bir bölümünü çıkarıp bir bölümünü bu, bu doğru değil. Bu doğru değil. Bir diğer husus yani elbette ki fiyatlar hemen düşmez. Ama ya yani doları indiriyorsunuz. Efendim fiyatlara anında yansımaz. KDV indiriyorsunuz. Efendim fiyatlara yansımaz. Marketleri suçlamayalım. Ya anladım da yani gündelik tüketim ürünleri bunlar ya. Ya yumurta, işte bilmem gıda maddeleri falan yani ya. Hadi iki gün süre tanıyalım marketlere. Stoklarını bitirsinler. Yani e, şimdi yani ne söylersek efendim Hemen bu fiyatlara yansımaz. Ya niye yansımasın canım kardeşim? Yansıtılacaktır kardeşim, yansıtılacaktır bunlar. Ve o zincir marketler de şimdiye kadar 10 lira kazanıyorlarsa bir süre 1 lira kazansınlar kardeşim. Bunu söylüyoruz, bunu sağlık veriyoruz. Ama her seferinde "E ben doları 18'den almıştım. 18'deyken şu malları almıştım. Bu mallar bitinceye kadar yansıtmam." KDV'yi indirdin. O KDV indiriminden ben yararlanırım ama bunu fiyatlara yansıtmam. Ya böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Ya bizim dediğimiz şey bu. Biz vatandaşlarımız adına bir feryadı, bir çığlığı dile getiriyoruz. Yani biz evet marketlerin de, zincir marketlerin de kimlerin elinde olduğunu biliyoruz. O milli güvenlik sorunudur diye yazı yazan değerli gazeteci kardeşimiz de bu meseleleri çok iyi biridir. ...birbirimizi böyle kolayca harcamamalıyız ya... ...biz birbirimize bunu yapmamalıyız ya... ...yani bir takım zincir marketlerin... ...hangi güç odaklarının... ...elinde olduğunu, uzantılarını... ...Türkiye'de... ...seçim süreçlerinde patates soğan üzerinden... ...kimlerin içeride neler yaptığını... ...söylemek istediğimizde... ...niye bu söylediklerimizi... ...anlamsızlaştırmaya, itibarsızlaştırmaya... ...çalışan bir dil bizim tarafımızdan... ...bizim arkadaşlarımızdan geliyor ki... ...hakikaten anlamıyorum... Bir diğer itirazım da şuna. Yani Biden çıkıp açık açık ilan etmiş ya. Ben 15 Temmuz'da FETÖ'cü askerlerin marifetiyle Erdoğan'ı deviremedim. Ama başkan seçildikten hemen sonra Erdoğan'ı devirmek için Türkiye'deki bütün ana muhalefet partileri, STK'ları, Erdoğan'a karşıt olan herkesi bir masa etrafında, bir cephede buluşturacağım diyorum. Yani bunu söyleyen Biden ve bu doğrultuda Türkiye'de bir takım gelişmeler oluyor. Biz de yuvarlak masaya Erdoğan karşılıklı dolayısıyla bir araya gelen, başka da bir amaçları olmayan partilerin bu amaçla bir araya geldiklerini söylüyoruz. Ve dolayısıyla masaya da Biden'ın masası diyoruz. Kimseye illa şu kişi Biden'ın adamıdır, şu şöyledir diye kimse suçlamada bulunmuyoruz. Aa şu şeyde yapabiliriz, Biden'ın adamları yok mudur? Osmanlı döneminde İngiltere'nin adamı olan, İngiltere'nin çıkarlarını savunan sadrazamlarımız vardı, nazırlarımız vardı. Abdülhamid'in yanında da vardı. Yani e, Osmanlı'da da vardı, Selçuklular'da da vardı, vardı yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olmaz mı yani? Mankurtlar yok mu? FETÖ'nün adamları yok mu? FETÖ'nün siyasi ayakları yok mu? Herkes bitti mi yani? FETÖ'yü koruyup kollayan kimse kalmadı mı bu ülkede? ben cübbemi giyeceğim diyen daha iki gün önce cezaevindeki bir insan için ne güzellemeler yapan insanlarımız yok mu yani? Bunları eleştirmeyelim mi yani? Bir FETÖ'cüye FETÖ'cü demek FETÖ'nün siyasi amaçları doğrultusunda söylem geliştiren o dil üzerinden hepimizi suçlayan birilerine sen FETÖ'nün siyasi ayağını oluşturuyorsun demek. Ya niye yanlış olsun onu anlamıyorum yani. O zaman PKK'nın siyasi ayağı için bir şey söylemeyelim. FETÖ'nün yarın partisi kurulduğunda sırtını FETÖ'ye de yasladığını ilan etseler bile e kimseyi FETÖ'nün adamları FETÖ'cü diye suçlamayalım. Artık bu dili bırakalım. E, daha kuşatıcı olalım demek. Yani bu bana çok tuhaf geliyor. Yani elbette ki kuşatıcı olacağız. E, bir konuda bir konuda ben de aynı düşünüyorum. Bir rakiplerini asla küçümsemeyeceksin. Ki burada zaten kimse küçümsemedi. Ama ben e, şahsen her altı partinin de Türkiye'ye yönelik bir siyasal programatik ortaya koymadığını ve dolayısıyla söyle, siyasi söylemleri itibariyle de nezdimizde kıymetli harbiyelerin olmadığını söyledim yani. Ortaya bir program koydukları zamanın üzerinde de konuşacağımızı, varsa doğrularını da katılmaktan kaçınmayacağımızı söyledik. Yani rakiplerimizi küçük görmüyoruz. Evet doğrudur. Herkesi rakipleştiren bir siyaset, herkesi rakip diye bir kampta toplayan siyasetten vazgeçmeliyiz. Eyvallah. Ama yani rakiplerimizin de ortaya koyduğu, Erdoğan düşmanlığı dışında ortaya koyduğu ne siyasal bir programatik var henüz, ne de ekonomik bir programatik var. Ne de bir dış politika vizyonu var yani. Bize ne önerdiklerini bilmiyoruz. Onun için e, bu kendilerinin bile birbirlerinden farklı olduğunu söylediği partilerin Türkiye hiçbir şey sonmayan e, anlayışları dolayısıyla tarafımızdan eleştirilmesini rakipleri küçümsemek ve de rakipleri şey yapmak gibi değerlendirmeye tabi tutmak da bence e, insafla bağdaştırmıyorum. Kuşatıcı değil eyvallah biz birbirimize karşı kuşatıcı dili sonuna kadar savunacağız ama adama başbakanlık vermişsin Ali İhsan kardeşim de anlattı yani. ...her görevi vermişsin... ...adam bir türlü memnun olmuyor. E şimdi tekrar getireceksin... ...aynı aynı kişileri... ...baş tacı edeceksin. Yani kuşatıcı dilden bunu mu anlamalıyız? Ben her iki partide... ...her iki partide... ...yerel düzeyde... E, ...katkı sunan arkadaşlarımızın... ...dışlanmasından yana değilim. Yereldeki dışlanmışlıklara... E, ...bazı AK Partili... ...il başkanlar ilçe başkanlarımızın, milletvekili arkadaşlarımızın dışlayıcı siyasetlerine karşıyım. Biz o kardeşlerimizi kucaklamalıyız. Başka partilere gitmişlerse yeniden kazanmak için elimizden gelen her şey yapmalıyız. Hatta Cumhur İttifakı'nı çoğaltmak için de kazanmamız gereken partiler varsa kazanmalıyız. Toparlayalım. Ama tekrar eğer Ali Babacan'ı Ahmet Davutoğlu'nu başımızın tacı kılmayı kuşatıcı bir siyaset anlayışı diye takdim eden arkadaşlarımız varsa da şahsen ben böyle bir siyaset anlayışını da doğru bulanlardan değilim. Teşekkür ederim çok sağ olun. Kenan Bey çok kısa diğer konuklarımı e, üçüne de genel eşit bir değerlendirme at. yapıyoruz. Yani her birimiz bir diğerimizi tamamlarız. Eksik olur bazen cümlemiz başka bir şey olur ama şöyle bir şey ki yani yaptığımız konuşmaların e, tamamını burada bizim kendi konuşmalarımıza atıfla yapılmış değerlendirmeler gibi algılamamak lazım. Yani ben hani Sayın Metiner güzel ifade etti kendisini. Birinci bölümde de çok güzel ifade etmişti. Yani katıldığımız görüş var, katılmadığımız görüş var. Yani doğal, doğal olarak burada bir değerlendirme yapıyoruz. Ama bazen eksik anlar insan, bazen yanlış anlar. Bazen de ifade ederken başka şeyler söyler ama benim yaklaşım biçimim de e, ki şey şuydu. Yani isim olarak e, Türkiye'ye hitap eden bir gazetede çıkıp da e, marketler milli güvenlik sorunu dediğiniz zaman ben bunu tehlikeli bir dil olarak görüyorum. Yani fahiş fiyat başka bir şeydir. Fırsatçılık başka bir şeydir ama milli güvenlik sorunu dediğiniz zaman ben açısı yani orada dururum. Yani bunu başka bir şey için söyleseniz de orada dururum ben. İkinci olarak da ben hani kimseyi baş tacı etme taraftarı falan değilim. O benim işim değil zaten. Yani ben ne öyle bir teklifte bulunabilirim ne öyle bir efendim tarafta bulunabilirim. Benim öyle bir şeyim yok ama siyaset açısından baktığımız zaman yani Sayın Devlet Bahçeli de Sayın Tayyip Erdoğan arasındaki konuşmalarda neler vardı değil mi? İnsanlara baktığı zaman ne diyor? Ya bu iki isim yan yana mümkün değil gelemez. Ama zaman olur, şartlar zorlar ve siz bir araya gelmek durumunda olursunuz. Ya da bazen hani eleştiri olsun ne biliriz. Ya işte bak zamanında Numan Bey böyle söylemişti. Ama şimdi AK Parti'de Süleyman Bey şöyle söylemişti şimdi AK Parti'de. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Siyaset i̇kisi aynı değil. Biraz i̇kisi tabii aynı ikisi, değil işte Tabii ikisi aynı değil tabii ki. Mukayese biraz, doğru değil. Tabii ikisi aynı değil tabii ki. Anlaşılsın diye söylüyorum ben. Birebir örnek doğru olması gerekmez. Şunu söylemek istiyorum. Siyaset esneyebildiği oranda kuşatabilir. Kuşatabildiği oranda da açıkçası kendisine yakın olan, en azından taban ve kadroları itibariyle yakın olan bir takım partilerin karşı tarafın masasında bir koltuk değneği olmasını da engellemiş olur. Peki. Bunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Yani sadece suçlamak yetmiyor. Aynı zamanda ona bir çözüm üretmek gerekiyor. Teşekkür ederim. Ali Bey. Şimdi muhalefetin e, aslına bakarsanız bundan bir yıl öncesine kadar burada da ağırladığımız e, muhalif kemik olduklarımız Türkiye'nin dış siyasette yalnızlaştığını ve bunun nedeninin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı dil olduğunu kaydediyorlardı. Ama geldiğimiz sürece baktığımızda bu defa daha farklı yorumlar e, görmeye başladık. Köşe yazılarında ya da televizyon programlarında diyorlar ki Bakın işte 15 Temmuz'un arkasında ol, olduğunu iddia ettiğiniz Birleşik Arap Emirlikleri ile bugün ne oldu da ayağına kadar gittiniz ya da oraya kadar gittiniz? Ben olaya şöyle bakıyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu söyleminin bir üst perdesinden eğer bakış açısı geliştiriyorlarsa eyvallah. Yani şunu söylüyorlarsa dün de Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındadır diyorlar. Tayyip Erdoğan da onlarla birlikte bu sözü söylüyor. Fakat bugün Tayyip Erdoğan dönüp birileri hala Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz'un arkasında olan bir güç olarak gösterdiği halde hala onu dillendirenler olduğu halde Tayyip Erdoğan o görüşten vazgeçip şu veya bu sebeple gidip Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişki geliştiriyorsa ben Tayyip Erdoğan yanlış yapıyor derim. Ama dün bırakın Birleşik Arap Emirlikleri'ni resmen Almanya'sına, Yunanistan'ına baktığınız zaman FETÖ'ye destek veren, FETÖ'cü hainlerin kaçtığı zaman onlara kucak açan devletlere. Ya onlar normal devletler burada hukuk olmadığı için onlar da mecburen o FETÖ'cü hainleri kucaklıyorlar diyenler. Yani bırakın Birleşik Arap Emirlikleri'ni, bırakın işte Yunanistan'ı, Almanya'ya bile ki şu an yargıçların kaçan FETÖ'cü hainlerin büyük çoğunun Almanya'da olduğunu bütün dünya alem biliyor. Almanya'yı da bir kenara bırakın. Amerika'yı bile, ya Amerika'yı suçlamak doğru olmaz diyenler e, Tayyip Erdoğan'a diyorlar ki e, sen 15 Temmuz sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ni eleştiriyordun. Şimdi ne oldu da vazgeçtin. E, senin safına geldi diyelim. Hadi bakalım ne diyeceksin? Gelemez mi Yani ama Birleşik Arap Emirlikleri o tarihte şu küçük desteği vermiş olabilir. Türkiye'de olayın önemine binaen büyük bir tepki vermiş olabilir. O tepkiyi de Birleşik Arap Emirlikleri 5 yıllık, 6 yıllık süreçte almıştır, kabul etmiştir. Bugün itibariyle de evet orada şu küçük desteği ben FETÖ'cülere vermiştim. Bugün itibariyle FETÖ'cülerin yapamadıkları o, o darbe girişimi başarısız olduğu için ben artık Türkiye'deki yönetimle ilişkilerimi geliştirmek istediğim, istiyorum dediği noktada ne yapması lazım Tayyip Erdoğan'ın? Yok efendim 15 Temmuz'da siz Birleşik Arap Emirlikleri olarak FETÖ'cülere küçük bir destek vermiştiniz. Biz sizinle ölümüne kıyamete kadar düşman olacağız. Böyle mi demesi gerekir? O zaman dostumuz kalmasın. Yani. Şimdi burada gereken dersi hepsi almıştır. Birleşik Arap Emirlikleri dağılmıştır. Amerika'sı dağılmıştır. Almanya'sı dağılmıştır. Yunanistan'ı da almıştır. Ama ben Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır ve İsrail'i biraz ayrı değerlendiriyorum. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ni ben şahsen şehir efsanesi olarak veyahut da devletin elindeki gizli bilgiler çerçevesinde FETÖ darbesinin arkasında olan bir devlet olarak tanıtıldığını hepimiz okuduk, izledik ama ben somut bir şey bilmiyorum. Somut. Daha çok isimler konuşuldu. Zayet ve dahla. Ne ama? Yani zayet ve dahlar, finansör. finansör. Finans ne yapmış yani? FETÖ'nün paraya mı ihtiyacı var yani? FETÖ. FETÖ yani bizim ailelerimizden yani burada Türkiye'deki Müslümanlardan zekatları sadakaları toplayıp da götüren bir trilyonlara varan bir. Ama son, son süreçte onların finans ayağına da darbe vuruldu. Ama bakın şimdi darbeyi yapmak için 2016, 2016 öncesi Peki var. ben ben şahsen ben bilmiyorum diyeyim, o şekliyle Hı -hı. kapatmış olayım. Ama Birleşik Arap Emirliklerinin küçük küçük öyle bir finansal ilişkisi olabilir. Yani Türkiye'de de şu iş adamına şunu söyleyebilirsiniz. Ya büyük sermayedarlardan örnek vereyim. Somut, Koç Holding. Türkçe olimpiyatlarına sponsor olmadım. Oldu. Ama şimdi elimi vicdanıma koyayım. Ben şimdi Koç Holding'e FETÖ'cü diyebilir miyim? Olur mu böyle bir şey? Çizgileri bir kere farklı. Bu algı o zaman niye başlatıldı? Ama yani şimdi birisi de kalkıp derse ki ben şimdi dersem Koç Holding FETÖ'ye Türkçe Olimpiyatlarında sponsor oldu dediğim zaman ne oluyor yani FETÖcü mü yapmışım? O ba zaman Bankasya'da hesap açanlara da demememiz gerekmiyor mu hepsine? Bankasya'da zaten o da bir Misal başka yani. şehir efsanesi. Efendim hesap açan herkes o zaman 1 milyon hesap açan vardı. 1 hesap milyon açan, kişi şu an tutkan. cezaevinde. mi? Ya bir dostumun hanımı 95 senesi. hanımı sene... demeyin bana. Yok yok bir şey söyleyeyim. bana sonu söyleyeyim. 1 milyon, 1 milyon hesap sahibi vardı. 1 evet. milyon şu an soruşturma geçiren, ceza alan veya dava açılan kişi var mı FETÖ'den? Yok. Demek ki ama işte küçük küçük. Ama Ali İhsan Bey e, alınan olmasın belki adam ihraç edilmiştir bankasya gerekçesiyle. Şimdi onu soracaktım. İhraç edilenler yani yok Yani benim çok samimi dostumun hanımı 95 senesinde ev arkadaşı FETÖ'cü çıkıyor 95 senesinde. Geçen sene görevden alıyorlar. Ya 95 neresi 2022 neresi? Buradaki ilişkileri neden düzgün ayıramadık? Onların ayrıntılarını bir... daha belki programlarda konuştuk. Konuşuyoruz, soruyoruz. Biz de bu toplumun içerisindeyiz. Başka bir şey yok mu? Bir hafızanızı canlandırın diyoruz. Şurada da çocuğumu şeye yollamıştım diyor. Peki biraz daha canlandır diyorum. E şurada da evde kalmıştım diyor. Ya bunların hepsini söyleyin. Ondan sonra da deyin ki FETÖ lanet olsun bunlara deyin. Ha gene de o adama bir ile ihraç yapılıyorsa ben de o arkadaşın arkasına geçeyim. Ama eğer FETÖ'yü lanetleyemiyorsa ya ben 1995'te bir e, şu ilişkim vardı. Ondan sonra hiç tanımam ben bunları deyip hemen olayı kapatmaya çalışan arkadaşlar. Sonra küçük küçük sizin özelinizde söylemiyorum. Somut olayı bilmiyorum çünkü. Ama ben sorguladığım her olayda %90'ında böyle küçük küçük birbirine zincir şeklinde bağlanacak olaylarla karşı karşıya geldik. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri eğer Koç Holding'in Türkçe olimpiyatlarına sponsor olduğu gibi benzer şekilde bu FETÖ'cülere de bir katkı sunduysa nasıl ki Koç Holding bugün Türkiye'de büyük bir holding olarak faaliyetini devam ettiriyorsa Kimse de Tayyip Erdoğan'a dememesi de gerekir. Ya Koç Holding sponsor olmuştu. Niçin onu şu 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 meydelere çarptırmıyorsun demiyorsa. Birleşik Arap Emirlikleri ile de ilgili eğer böyle bir ilişkilerin düzeltilmesi noktasında bir gelişme varsa kimsenin itiraz Aysan etmemesi Bey, gerekir. Ondan daha büyüğü var. Yani FETÖ'nün beyin takımı olduğu gibi Amerika'da değil mi? Evet. Amerika kendi yani, başı da. Hayır da. buradan silahlarıyla kaçan askerler. Yunanistan tarafından mülteci olarak siyasi sığınmacı olarak kabul edilmedi mi? ya e Biz Yunanistan'la bir ilişki yürütmüyor muyuz? Biz Amerika bir ilişki yürütmüyor muyuz? Yani Rusya Türkiye'nin e, uçağını Almanya. düşürmedi mi? Yani şimdi şöyle bir şey. Yani daha <laughs> önce de konuştuk. Şimdi bizim Çin'le Doğu Türkistan üzerinden bir düşmanlığımız var. Ama biz Çin'i yok edeceğiz falan demiyoruz ki. Yani Çin'e söylediğimiz şey, pardon, iç Çin e söylediğimiz şey yani Doğu Türkistan'daki kalsın. kardeşlerimizin etnik ya da dini ya da kültürel ya da tarihi siyasi hakların riayet edilmesidir. Yoksa biz Çin'i yok edeceğiz, Çinlileri öldüreceğiz Peki. böyle bir mantığımız var mı bizim? Alisan Bey hemen Diğer cümleyle Mısır ve İsrail'e çekincemi söyleyeyim. Mısır ve İsrail'le de ilişkilerin geliştirileceği söyleniyor. Mısır darbeci bir sisidir. Benim şahsım ve şahsen düşüncem şudur. Seçilmiş bir cumhurbaşkanının ölümüne sebebiyet vermiş bir kişidir. Dolayısıyla hangi tür ilişki olursa olsun arada bir mesafe konulması gerekir. İsrail için de her gün Filistin'de zulmeden bir devlettir bu. Evet, ilişkileri geliştirebilirsiniz. Elçi yollarsınız, büyük elçiyi açarsınız vesaire vesaire. Ama her daim eğer Türkiye Gazze'deki ablukayı kaldırmanız gerekir diyorsa o ilişkilerin bir faydası vardır. Bunu diyemeyen bir devletin, bir Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri düzeltmesine karşıyım. İnşallah 9 Mart'ta gelecek deniliyor İsrail Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanımız da o Gazze'ye abluka noktasında 2016'larda, 2017'lerde bir gelişme yaşanmıştı. İki gemi gitti, ama ondan sonra üçüncüsü, dördüncüsü gelmedi Gazze abl ablukasının Peki. kalkması için. İnşallah o yönde de Cumhurbaşkanımız bir adım atar. Sayın Türkkar'ı yeni bu süreç. ...dış politikadaki ne getirecek, ne götürecek? Şimdi devletlerin düşmanlığı olmaz. Devletlerin düşmanlığı olduğu zaman bugün etrafımızda bir tane dostumuz kalmaz. Tek tek saymaya gerek yok. Geçmişte yaşadıklarımız ortada. E bugün baktığınız zaman Türkiye'nin hangi ülke dostu? Ama bunu kalkıp da kan havası haline getirip sonrasına devam etmek de... ...bir hükümetin görevi değildir. Şimdi kalkıp ekonomik sıkıntılardan bahsediyoruz. Enflasyondan bahsediyoruz... Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş. 13 tane farklı alanda ticari anlaşmalar yapmış. 2021 yılı ilk çeyrekte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ile ticareti 7.2 milyar dolar. Şimdi buna hangi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kötü diyebilir? Ya sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çıkıp da kendi adına yapmıyor ki bu anlaşmaları. Türkiye Cumhuriyeti devleti adına yapıyor. Ve burada bir ticari ilişki var. E bir öncesi biz onlara gitmeden geçen sene Kasım ayında onlar bizi ziyaret ettiler. Bu ilişkiler oradan başladı. E şimdi Amerika'nın Kuzey Irak'ta yaptıklarını biliyoruz. Suriye'de yaptıklarını biliyoruz. Ama kalkıp düşmanlık mı yapıyoruz? Rusya'nın yaptıklarını biliyoruz. Ve Geçmişte yaşanılabilir. Devletler bakidir. Hükümetler değişir. Türkiye Cumhuriyeti devleti baki olandır. Yarın bu hükümet gitti başka bir hükümet geldi veya bu hükümet devam etti. Geçmişte sıkıntı yaşadık biz bunlarla düşman olacağız diyebilir miyiz? E bakıyorsunuz şikayet edenler en çok dert yandıkları konu ülkeye sermaye veya anlaşma yapılınca. Ya arkadaşım sizin derdiniz ne? Ne istiyorsunuz? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesini, enflasyon düşmesini, yurt dışından yatırımcının gelmesini, dolar anlaşmalarının yapılması, ekonomiye katkı sağlanması bunlar sizin zorunuza mı gidiyor? Yani hep söylüyoruz. Bakın biz siyasetçiyiz. Biz her zaman milletin beklentisini ifade etmekle görevli bunu yerine getirmek zorunda olan kişileri zorundayız diyorum. Çünkü biz bunun için bu yola çıktık. Ve burada doğru bir başarı varsa, geçmişte birçok ülkeyle anlaşmalar yaptık. Azerbaycan'la yaptık, Ukrayna'yla yaptık, işte efendime söyleyeyim Libya'yla yaptık. Ve dünyanın birçok ülkesiyle de yapmaya devam edeceğiz. Ama burada özüne bakmak lazım. Bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yapılıyor. Ha, az önce Metin Bey'in söylediği gibi, evet pasta dağıtılacaksa eşit dağıtılsın. Kanada'da küçük bir ana anlatayım. Yaşlı bir amca ekmek çalıyor, mahkemeye çıkartıyorlar. Hakim diyor ki tamam sen suçlusun. Sana diyor 10 dolar ceza keseceğim. Benim Ama kardeşim. diyor sende paranın olmadığını bildiğim için o parayı diyor ben ödeyeceğim. Ve sonra diyor ki dönüyor salona bu amcanın ekmek çalmasından diyor hepiniz suçlusunuz. Herkes diyor çıkartacak 10 dolar verecek. Salondan 480 dolar toplanıyor ve devlet kasasına bırakıyor. Ve sonra da diyor ki eğer bir şehirde bu tarz olaylar yaşanıyorsa şehri idare edenler kendine baksın. E yani yarın kötü olduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti bu sıkıntılar daha yukarıya gittiğinde, anlaşmalar, maliyetler çok üst düzeye çıktığında, yurt dışından bize döviz gelmediğinde sevinecek arkadaşlar varsa biz onlardan değiliz. Çünkü biz her zaman söylüyoruz ya bizim görevimiz siyasetçi olarak halkın sıkıntılarını anlatmak, bunlara çözümler bulabilmek. Sayın Genel Başkanımız her gün Görüşmeler yapıyor, halkın sıkıntılarını ifade ediyor, çözümler arıyor, gitmediği yer kalmıyor ve bunu devlet imkanlarıyla yapmıyor. Ama çıkıp eleştirdiği zaman da karşılığını bulabiliyor. Çünkü niye? Usubuyla yakıyor, bize yakışan şekilde usubuyla yapıyor. Öğretmenlerimizin sıkıntısı var diyor, meclis görüşmeye alıyor. Elektrik faturasını gözden geçirin diyor, 150 kWh'ı 210 kWh'a çıkartıyorlar, tekrar üzeri görüşülüyor. E, Asgari ücretle ilgili açıklamalarda açıklama yapıyoruz. Açıklanan rakam geldiği yerler belli. Bunun gibi bilinmeyen ama bizim imkanlarımızı devletle birleştirdiğimiz birçok nokta var. İşte biz onun için önemliyiz. Tamam bayağı anlaşmalar bunları saatlerce konuşmamıza gerek yok. Biz halkımızın sıkıntılarını konuşalım. Diyorum ya eğer bu ülke refaha kavuşmazsa ekonomik özgürlüğünü elde etmezse... ...işte insanlar rahat rahat geçinemezlerse... Öğretmenimiz sıkıntı yaşarsa, çiftçimiz sıkıntı yaşarsa, imar barışı mağdurlarımız sıkıntı yaşarsa, tek tek sayıyorum, ya, hiç düşenmeden her programda sayıyorum bunları. E Bağkur mağdurları sıkıntı yaşarsa, EYT sıkıntı yaşarsa ve biz bunlara hükümet veya ortakları olarak veya muhalefet olarak bir çözüm bulamıyorsak bu bizim eksikliğimizdir. Biz o siyaseti yapmayalım. E, çıktığınız yolda vatandaş için hizmet edeceğiz deyip Bizim gibi açık yüreklilikle cebindeki parayla siyaset yapamıyorsan gene çıkma. Devletin malıyla devlete karşı siyaset olmaz. Millete karşı olmaz. Çünkü millet için bir şey yapacaksın ama seçim barajı onun için önemli. %7 olmaması gerekir. Çünkü niye %7 olduğunda o parayı paylaşanlar belli. Madem biz herkesi temsil edeceksek, siyaseti herkes için yapacaksak her siyasi parti girsin meclis aldığı oy oranı kadar temsil edilsin. İşte bu muhalefet diyoruz yani ya işte başkanlık sistemine karşı karşı ama yaptığı açıklamada seçim barajı var. Nasıl karşısınız siz arkadaşım? Yaptığınız bir tane elle tutulur açıklama var onda da seçim barajınız var. O zaman siz nasıl milleti temsil ediyorsunuz? Daha, daha meclise girerken bile ya biz sadece kendimiz aramızda paylaşalım diye girerken hangi halkı temsil edeceksiniz? Eğer biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 85 milyon insana liderlik yapamıyorsak, önderlik yapamıyorsak, sözcülük yapamıyorsak biz yanlış yapıyoruz demek. Peki toparla. Toparlayayım hemen kısaca. Gene söylüyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şanslıyız. Bugüne kadar hep denilenlerin aksine bugünlere geldik. Ve bundan sonrasına da devam edeceğiz. Bizim başka ülkemiz yok. Bizim başka yurdumuz yok. Bizim başka yurt dışında hesaplarımız yok. Biz burada doğduk, burada öleceğiz. Bu ülke için, bu millet için, bu topraklar için de Kanımızın Peki. son damlasına kadar savaşmaya hazırız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yani. Elimizden gelen neyse halkımızın hizmetindeyiz. Sayın Elmalı, Türkiye Değişim Partisi'nin AK Parti hükümetinin dış politikasına bakışı nasıl? Evet, Şu yani an. Birleşik Arap Emirlikleri 1900'lü yıllarda zaten emirliklerden oluşan bir devlet ve o Birleşik Arap Emirlikleri'ni ilk tanıyan devletlerden biriyiz. 1970'ten bu tarafa birçok ikili ilişkilerimiz olmuş, kuvvetli ilişkilerimiz olmuş bir <laughs> ülke. Sadece AK Parti hükümeti değil, AK Parti'den daha önceki hükümetlerin asıl onlarla yapılan ticaretin kaymağını yiyen hükümetler var. Ee, i̇lk defa AK Parti ile tanışmıyor Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile AK Parti. Özür dilerim böleceğim, çok özür dilerim kusura bakmayın. Unuttum keşke bunu baştan sorsaydım ama bir televizyon programında Fatih Altaylı dedi ki bak kardeşim 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk görmüş. Diyor ki, Arapların işine karışmayın. E, elini ayağını öpeceksiniz gibi laflar etti. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Yok. Yani o eee Hataylı Hataylı yani bakış açısıyla onun zihniyetinin dile vurmuş hali. Dediğim gibi 1970 yılından 1985-90 yılına kadar ki mevcut hükümetlerin hepsi Birleşik Arap Emirlikleri ile ticari ilişkilere girmiştir. Biz Birleşik Arap Emirlikleri ile niye kötü olduk onu da söyleyeyim. Aslında ben şunu demek istedim soruda. Yani gerçekten Türkiye e, hiç Araplarla ilişki kurmamalı mı? Ay, oraya ay, bir şekilde kendi çıkarına göre müdahil olmamalı şimdi, mı? Böyle bir şey var mı? Şimdi hikayeyi anlattığım zaman daha iyi anlaşılacak. Biz hı hı. Birleşik Arap Emirlikleri ile kötü olmamızın sebebi Amerikan emperyalizmin ümmet üzerinde oynadığı oyunlarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerikan emperyalizmi tutması bizim de ümmetin yanında yer almamızdan kaynaklanmıştır. Yani dik, onurlu, vakarlı duruşumuzdan dolayı Birleşik Arap Emirlikleri ile bizim yolumuz ayrılmıştır. Nerede ayrılmıştır? Mısır'da ayrılmıştır. Nerede ayrılmıştır? Suriye'de ayrılmıştır. Nerede ayrılmıştır? Libya'da ayrılmıştır. Bunların hepsi Amerika'nın nerede? Somali'de ayrılmıştır. Bunların hepsinde Birleşik Arap Emirlikleri çok enteresan bir şekilde Amerikan tarafını tutmuştur. Hatta Kattafi olayında NATO müdahalesine bizzat katılmıştır müdahale gücüne. Yani dolayısıyla biz orada ümmetin mesela İhvan kardeşlerin sürekli yanında olmuş Türkiye ama Birleşik Arap Emirlikleri kaç tarafta? Darbeci tarafta olmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'nın arkasında olduğu darbeleri sever. Bizim FETÖ olayının arkasında da Amerika vardı. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin orada olması gayet normal. Ama bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin bizi yok etmek istemesinden kaynaklanmıyor. Ya da Müslümanlar yok etmek istemesinden kaynaklanmıyor. Bu tamamen stratejik. Orada bir nüfus edinme. Arap dünyası içerisinde bir nüfus edinme ile alakalı. Menfaat çatışması. Yoksa hani böyle bir şahsi kin şu bunlar ortadan kalksın. Türkler ortadan kalksın. Bizim bakış açımız gibi. Fatih Altaylı'nın bakış açısı gibi Araplar ortadan kalksın tarzında yok görmeyelim tarzında bir bakış açısı değil. Şimdi daha sonra ne oldu? geldiğimiz şeyde bir defa Katar'dan biraz önce söylendi ambargoyu kaldırdı Birleşik Arap Emirlikleri. Sonra Mısır'da efendime söyleyeyim e, şey e, Hafter e, Libya'da Hafter şeyleri, Libya'da Hafter üçleri, evet şey Libya'da evet aynen öyle eee kuşatmayı kaldırdı. E, yani Birleşik Arap Emirlikleri de kendi dış politikasında bizim Suriye'nin ilk ilk Suriye dış politikamızda istediğimiz elde edemeyip daha sonra onu düzene koyduğumuz gibi Birleşik Arap Emirlikleri de yapmış olduğu dış politikada takip ettiği dış politikalarda bazı artılar aldı, eksiler aldı ama o dış politikaların gündemi bitti. Gündemi bittikten sonra Türkiye ile özellikle ümmet Türkiye burada taviz vermedi onu demek istiyorum. Para için taviz falan vermedi. Ama Türkiye'ye yaklaşmak için olumlu adımlar attı. Bu olumlar olumlu adımlar attıktan sonra da bizim için stratejik işbirliği Yeniden başladı. Aslında burada Türkiye'nin, e, şu anda medyanın gösterdiği gibi e, daha evvelden kötüydü. Sırf para için yaptıklarını görmezden gelip oraya gitmedik. Gerçekten Birleşik Arap Emirlikleri de bizimle ticari ilişki kurmak için attığı adımlar var. Bizim yerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası, e, ümmet tarafında görünen dış politikasından taviz vermedi. Ama müdahale edebildiğimiz yere kadar müdahale ettik. Müdahale edemediğimiz yerlerde... ...Aley'imize sonuçlandı, bazı yerlerde lehimize sonuçlandı ama o güncelliğini kaybetti. Kaybettikten sonra onlar kendi tarafını belli biz kendi tarafımızı belli ettik. Ve bu işbirliği o anlaşamadığımız hususlar güncelliğini kaybettikten sonra... ...ve bize doğru da adım attıktan sonra gelişti Birleşik Arap Emirlikleri'yle. Dolayısıyla bence Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap ile yapmış olduğu dış politika... ...gerçek anlamda bir övgüyü hak ediyor. Çünkü çok net bir duruş sergiledi. Teşekkür ederim. Alisan Bey, Fatih Altaylı'nın söylemiyle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yoksa kapatacağım. Ben dünkü yazımda zaten o konuya bir değindim. Ben kendi bakış açımı vermeye çalıştım. Yani Bir yandan Mustafa Kemal Araplarla birlikte orada bir savaş yaşamış diyor. Yani tarihi bilgi var mı? Oraya bakmak lazım. Tarihi bilgi yok. Mustafa Kemal gidip Araplarla falan savaşmış değil. Lawrence orada işte Osmanlı'ya ihanet etti diyor. E Lawrence kim? Lawrence Arap değil. Sonuç İngiliz itibariyle ya. İngiliz ajanı. E sen şimdi İngiliz'e bir laf söylemiyorsun. İngiliz gelmiş Anadolu'yu işgal etmiş, İstanbul'u işgal etmiş. Mustafa Kemal Dolmabahçe'den baktı. Geldikleri gibi giderler dedi diyorsun. Kime dedi onu? Araplara mı dedi? İngilizlere dedi. E sonra İngiliz payandalığı yapıp Arapların iş, iç işine karışma diyor. E peki Arapların işlerine karışmayalım. İngiliz niye karışmış? Şu an petrollerin tamamını İngilizler yürüsün, İngilizler, Amerika yürüsün. Yani bunu e, ciddiye bile aldığımıza değmez. Ama maalesef ki maalesef bu söylem piyasada e, rağbet görüyor. Maalesef üzülüyorum bu noktada da. Ama muhataplarımız hala o edebiyatı tekrar tekrar evet. dillendiriyor. Yani o edebiyat tekrar tekrar dillendiriliyor. Açıkçası Hani bunun arkasında ırkçı bir yaklaşım var. Birincisi bu. İkincisi bu ırkçı yaklaşım İslam'a ve Müslümanlara ait olan her şeyi tahkir ediyor. Karikatürleştiriyor, çirkinleştiriyor. Üçüncüsü de ben şunu da merak ediyorum. Fatih Altaylı hani o işte el öpecekler, ayak öpecekler falan gibi bir takım saçma sapan cümleler kuruyor. Fakat şimdi diyor ki arkadaşlar, konuklar, içinde akademisyenler var, gazeteci var. Onlar da öyle ağızlarını açıp izliyorlar. Ya siz diyemiyor musunuz? Ya kimin elini öpüyoruz, kimin ayağını öpüyoruz arkadaş ya? Ya siz bıkmadınız mı el ayak öptürmekten? Ayıp diye bir şey var, diyemiyorlar. Ben de ona hayret ediyorum. Yani o ekranda bulunuyorsanız, o zaman kendi içinizde tartıştığınız gibi o moderatör saçma sapan konuştuğu zaman, itham edici, ilzam edici konuşmalar yaptığı zaman da Üstü bunu uygun bir biçimde Peki. orada itiraz edilmesi lazım. O itiraz yapmadığınız zaman işte böyle e, buralara kadar tartışma e, sürükleniyor maalesef. Sayın Metin çok teşekkür ederim. Burada olmadığınız için size özellikle e, teşekkür ben teşekkür edeyim. ederim. Sağ olun. Süremiz e, çok Sürekli azaldı. Sürçülisan ettiysek affola. Eyvallah. Topla, toplu olarak teşekkür edeyim Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Hemen kapatalım. lazım. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Hayırlı geceler.